Şibli Hazretleri Hicaz'a Bağdat yolu üzerinden giderken Harun Reşit bunu haber alır ve der ki Şibli Hazretlerine gidin ve sorun. Efendi bizim kendisini ziyaret etmemizi mi yoksa kendisinin bize gelmesini mi ister? Harun Reşit'in adamları giderler Şibli Hazretlerine sorarlar derler ki dönemin halifesi halifemiz Harun Reşit sizi bekliyor. Eğer siz mi gelmek istersiniz yoksa kendisi mi gelsin? Şibli Hazretleri der ki ben Harun Reşid'i ziyaret ederim ve yola koyulur gider Harun Reşid'in huzuruna. Harun Reşid der ki efendim bize bir de bulunun. Şibli Hazretleri bir bardak su ister alır eline ve der ki çölde olduğunuzu düşünün ve susuzluktan dolayı ölecek seviyeye geldiniz. Size bir adam çıka geldi elinde bir bardak su var ve dedi ki eğer servetinin yarısını verirsen bu bir bardak suyu sana veririm. O zaman servetini verir miydin? Harun Reşit tabii ki verirdim efendim deyince peki bu suyu içtin ancak sindiremiyorsun. Bir doktor geldi dedi ki eğer ki servetinin diğer yarısını bana verirsen ben seni bu rahatsızlıktan kurtarır ve sindirim sisteminin doğru bir şekilde çalışmasını sağlar. Bunu kabul eder miydin?" deyince Harun Reşit yine "Tabii ki efendim." cevabını verir ve Şibli Hazretleri hepimize ders olacak şu cevabı verir. "Öyleyse bir bardak su bile etmeyen malına ve dünyaya güvenme." "Efendim, hepimiz sonsuz nimetlere sahibiz. Çünkü yeryüzü, bu kainat o kadar eşsiz nimetlerle donatılmıştır ki işte bu nimetler bizim hizmetimize sunulmuştur. Ancak bu nimetler karşısında aciziz. Çünkü insanoğlu aciz bir varlıktır. Ve aziyetimizin göstergesi olarak da her daim bu nimetlere şükretmemiz gerekmektedir. Çünkü şükür nimetleri artırır. Şükür bizim Cenab-ı Hakk'a karşı olan vazifemizdir. İşte Ramazan-ı Şerif de bu unutmuş olduğumuz şükrü bizi hatırlatmak için geldi ve bu şükrü eğer ki bu mektep olan ayda hatırlayıp da diğer aylara yansıtabilirsek işte hayatımız o zaman anlam bulur. Efendim Ramazan-ı Şerif şükrü hatırlayabilmemiz ve eğer ki bilmiyorsak da öğrenmemiz için geldi. Rabbim cümlemizi bu ayda şükür nimetini hatırlayıp hayatını o şekilde idame ettir ettirenlerden eylesin. Bu vesileyle hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Vav televizyon ekranlarında sahur sevinci programında sizlerle birlikteyiz. Çok kıymetli ve değerli hocalarımla birlikte şükrü konuşacağız. Ama öncesinde kalplerimizin, gönüllerimizin, kulaklarımızın pasını silelim. Sonrasında kıymetli hocalarımı takdim edeceğim. Kur'an-ı Kerim tilavetini Harmandere Merkez Camii müezzini İbrahim Güngör hocamız yapacak. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Es-saizübillah, bismillah. Ve izâ kuri'el-Kur'ânü fessemi'û lehu ve ansitu le'allekum turhamûn. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin. Euzübillahimineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم فذكروا ونقص من الاموال والانفس والثمرات 44 miladi 2023 yılının 11. sahurunun sevincini ve heyecanını sizinle yaşamak için Vav wow ekranlarında sahur sevinci programımızda beraberiz. Efendim çok kıymetli hocalarımız bizimle birlikte. Öncelikle Kur'an-ı Kerim tilavetiyle kalplerimizin, gönüllerimizin pasını silen Harmandere Merkez Camii müezzini İbrahim Güngör hocamız. Kıymetli hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Çok şükür size sormadım. Elhamdülillah bizdeyiz. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Evet, Diyanet İşleri Başkanlığı, Başkanlık Vaizi Cemal Vanlıoğlu hocam bizimle birlikte. Kıymetli hocam hoş geldiniz, şeref verdiniz. Nasılsınız? Sağ olun, Allah razı olsun. Hoş bulduk. Sizler nasılsınız? Elhamdülillah. Sağlığınıza duacıyız. Çok teşekkür ederim hocam. Rabbim iyilik, afiyet versin. Inşallah. Amin inşallah. <laughs> İbn Haldun Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hasan Kaplan hocamız misafirimiz. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Rabbim olsun. daha iyisin hocam. Ameen. Hocam büyüklerimizin adetidir. Ramazan-ı Şerif'le aran nasıl diye sormak. Ben de Cemal hocamla başlayayım. Evet. Hocam Ramazan-ı Şerif'le aranız nasıl? Nasıl geçti bu zamana kadar? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Esselatu vesselamu ala Resulillah. Öncelikle bizleri seyreden, dinleyen, seyredemeyen bütün Müslüman kardeşlerimizin Ramazan-ı Şerif'i hayırlı, bereketli olarak tamamlamasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Evveluhu rahmetun, evsaduhu mağfiretun ve ahiruhu itkum minen nar diye buyurduğu, Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden azat olmaktır, kurtulmaktır Beyanında olduğu şekilde ilk 10 gününü tamamladık. Rahmet günleri bitti. Muafiret günlerine doğru gidiyoruz. Evet. Dolayısıyla Ramazan-ı Şerif'i yakalamak tabii ki bir marifettir ama Ramazan-ı Şerif'i yakaladığın zaman şükrünü eda etmek, kıymetini bilip şükrünü eda etmektir. Yani Ramazan-ı Şerif'e ait olan işleri, ibadetleri icra etmektir, ifa etmektir. Dolayısıyla biz de bulunduğumuz konumda her ne kadar Allah'a sığınırız riyadan, çok fazla bir şey yapamıyorsak da e, orucumuzu tutuyoruz, telafilerimizi kılıyoruz, işte Kur'an-ı Kerim okuyoruz, tesbihatları yapıyoruz vesaire rutin. Ama tabi bunlardan daha önemlisi bir Müslüman olarak Ramazan-ı Şerif'e ulaştık. Dolayısıyla her Müslüman, Allah'a, peygambere iman etmiş olan her Müslüman Ramazan-ı Şerif'e girmeden önce Ramazan geliyor diye sevinirse o sevincinden dolayı o kişiye cennet vacip olur yani. Oruç ayı geliyor, sahur ayı geliyor, mukabele ayı geliyor, fitur ayı geliyor vesaire gibi ibadetlerin zirve yaptığı, Kur'an-ı Kerim'in zirve yaptığı ay anlamında rahmet ayı geliyor diye sevinirse bu müjdeye nail olur. E biz de elhamdülillah bu müjdeyle iman ehli olarak Rabbim istikametimizi hiçbir zaman bozmasın. Amin. Bütün müminini müminata cümlemize nice senelerin Ramazan-ı Şeriflerinde inşallah böyle afiyetle, huzurla ve Kur'an ve sünnet doğrultusunda bir Ramazan-ı Şerif geçirmeyi nasip etsin. Bu Amin. manada Ramazanlarımız iyi. Şimdilik oruçla bir sıkıntımız yok. Ee, diğer işlerle de bir sıkıntımız yok. Sağlığımız yerinde. Hani derler ya bundan iyisi Şam'da kayısı derler ya <laughs> elhamdülillah böyle şimdilik Ramazanlarımız iyi. Rabbim daha da iyi Amin hocam. inşallah. Hasan hocam sizin nasıl aranız Ramazan-ı evet hocamın da ifade ettiği gibi bence e, yani ona kavuştuğumuz için bu bir büyük bir nimet yani en azından e, bizi bu Ramazan'a tekrar kavuşturan Cenab-ı Allah'a şükürler olsun. Amin. E, Ramazan hızlı geçiyor ben öyle diyeyim benim açımdan. Ee, tam böyle alışıyoruz. Sonra birden bitiyor. <laughs> tam yani ruhen ve bedenen alışıyoruz o Ramazan haline bir ay, birden çabucak bitiyor. Ondan sonra e, onun özlemini çekiyoruz. Yani şu an 11 gün oldu, yani olacak daha doğrusu 10 gün oldu. Ee, gayet elhamdülillah. Değerlendirmeye çalışıyoruz. elimizden geldiğince verimli kullanmaya birini getirmeye çalışıyoruz. Rabbim daha iyisin hocam. Amin. Hasan Osmanbazlı kardeşimiz hep her Ramazanda evet. bu soruyu soruyor. Evet. Evet. Ama tabii imkanımız yok. İmkanımız olsa da cevap almayayım acaba Ramazan'ın bizle arası nasıl yani? Bir de <gülüyor> Evet. <gülüyor> Önemli olan <laughs> onu da Allah nasip ederse hocam ahirette göreceğiz. Ahirette göreceğiz inşallah. inşallah. Müjdelerinden, lütuflarından oradan istifade edeceğimiz i̇nşallah. zaman göreceğiz inşallah. İnşallah. Hocam tabii ifade ettiniz. Ramazan-ı Şerif bir şükür ayı. Yani şöyle içinde o kadar nimet barındırıyor ki oruç nimeti bizim şükretmemiz için bir vesile. İşte infak nimeti şükretmemiz için bir vesile. E, teravih olsun, ailece beraber iftar olsun, savur olsun vesaire birlik ve beraberlik ortamının oluşması olsun. Bunların hepsi aslında bir şükür sebebimiz ama her şeyden öte nefes alabiliyoruz. Hala hayattayız. Nitekim yakın zamanda yaşanan bir deprem felaketi var. Asrın felaketi ki cenab Hak rahmet edenlere, şey, vefat edenlere rahmet eylesin. Yaralılara acil şifalar ihsan eylesin. Oradaki vatandaşlarımızın da yardımcısı olsun. Yani birçok insanın geçen seneki Ramazan son Ramazanıydı ama onların bundan haberi yoktu. Şu anki Ramazan'a kavuşamadılar. Dolayısıyla kavuşmak da bir nimet. Ve nimetlerin de bir şükrü var. Cemal Hocam. Şimdi buradan yola çıkacak olursak hocam şükür nedir? Nasıl bir tanım yaparız şükür için? Tabii ki evvela Ramazan-ı Şerif'e kavuşmak büyük bir nimettir ve şükür ayıdır ifadesini kullandık. Siz de kullandınız. Zaten Ramazan-ı Şerif'e kavuşmak o kadar büyük bir nimettir ki onu sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üç aylar diye maruf ve meşhur olan Recep, Şaban, Ramazan-ı Şerif ayları diye saydığımız ayların başlangıcında Allah Resulü dua ile başlıyor. Dua ediyor. Dua etmemizi tavsiye ediyor. Allahümme barik lena fi Recep ve Şaban ve bellina Ramazan. Ya Rabbi Recep ve Şaban aylarını bizim hakkımızda hayırlı bereketle ile ve bizi Ramazan-ı Şerif'e ulaştır diye dua ediyor evet. ve dua etmemizi tembih ediyor. Demek ki Ramazan-ı Şerif o kadar faziletli inamları, ihsanları, lütufları içinde bulunduğu maddi manevi güzellikleri, hikmetleri, ilahi feyizleri sayamayacağımız kadar çok sıfatları ama Allah Resulü bir cümleyle bir hadisinde sayıyor. Buyuruyor ki şayet müminler, Müslümanlar Ramazan-ı Şerif'in kıymetin içinde olan güzellikleri, özellikleri, hasletleri bilseydiler لَتَمَنَّ رَمَضَانَ سَنَةَ كُلَّهَا Senenin tamamının Ramazan-ı Şerif olmasını temenni ederlerdi. Eğer bir Müslüman gerçekten Ramazan-ı Şerif'te ne var, Mevla neleri lütfediyor, neleri ahirette bu Ramazan münasebetiyle lütfedecek, bunları gerçek manada idrak edebilseydi, senenin tamamı Ramazan olsun derdi. Ne demek senin evet. tamamı Ramazan? E Ramazan ayında oruç var, senenin tamamında oruç tutayım demektir. E Ramazan-ı Şerif'te mukabeleler Diğer zamanlarda Kur'an-ı Kerim okuyor Müslümanlar ama Ramazan'da ne yapıyor? Daha çok mukabelelere, Kur'an-ı Kerim'e iltifat ediyor, yöneliyor. Demek ki senenin tamamında Kur'an'la meşgul olayım. İftarları, sahurları, fakir fukarayı ağırlamaları, fitre sadakası, fitre sadakasıyla hatta mecbur olmamasına rağmen zekatın Ramazan-ı verilmesi farz değil. Zekat farz ama her zaman verilebilir. Ama Müslümanlar bize Ramazan'da çoğaltıyorlar. Dolayısıyla senenin tamamında da bu yardımları yapalım demektir. Duygusu olur demektir. Ama hakkıyla anlayamıyoruz ki Ramazan-ı Şerif'e tam Müslümanlar ne yapamıyor? İltifat edemiyorlar. İlk akşamlar teravihler, camiler doluyor. İkinci, üçüncü akşamlarda boşalmalar başlıyor. Şimdi geçen bu akşam iftarda bir arkadaş aradı. Vaaz'a çağırdı hocam camiye gelir misin falanca gün diye. Yani yarın akşam için diye. Sonra durdu. Yok hocam yok gelme dedi. Yarın akşam derbi maçı var dedi. Cemaat olmaz dedi camide dedi. Şimdi bir anda <laughs> yarın akşam derbi maçı varmış. Hocam gelmedi. Cemaat olmayabilir dedi. Şimdi Ramazan yani anlatmak istediğim bir derdimi anlatmaya evet. çalışıyorum. Yani şükür şükrediyor. Elhamdülillah çok şükür Ramazan'a kavuştuk. Kavuştuk ama ne oldu? Şimdi bunu ayrı bir şükür babında müteahhit etmek lazım. Ayrı bir konu. E şükür deyince Nedir şükür? Genel bir tarif yapacak olursak, sahip olduğumuz nimetleri Mevla Teala'nın bize vermiş olduğu her nimete, biraz önce senin de ifade ettiğin gibi nefes alıp vermeye, bakmaya, görmeye vesaireye her şeye teşekkür etmenin. Cenab-ı Hakk'a, bakın bize biraz önce su getiren, çay getiren kardeşimize teşekkür ederiz dedik. Niye? Evet. Bir lütuf, ikram da bulundu. Dolayısıyla her şeyi bize hesapsız ve karşılıksız veren, sadece kulluktan başka bir şey istemeyen Cenab-ı Hakk'ın e, vermiş olduğu nimetlere teşekkür etmenin en güzel yolu şükürdür. Şimdi kameralar, burada birçok kamera var. Bazen diyelim ki Cumhurbaşkanı geliyor veya hocam işte konferansa gidecek veya herhangi birisi kameralar fotoğraf almak istiyorlar. Sağdan soldan, alttan üstten nereden daha güzel görüntü alabilirim, nereden daha renkli çekebilirim, yukarı kalk, arkadaşa işte kafasına vuruyor, biraz aşağı indir kafanı falan gibi. Niye? En güzel görüntüyü alabilmek için. Ya Cenab-ı Hak iki tane kamera vermiş. Geceliğin görüyor, gündüz görüyor, rengi yapıyor, ayarını yapıyor, ışığını. Her şeyini yapıyor. Şimdi o kameradan çekimi yapıp da stüdyoya getiren, rejiye getiren, takdim eden bakıyor güzel bir görüntü. Teşekkür ederiz diyor muhabire. Çok güzel görüntüler almışsın diyor. E, görüntünün tamamını kamerasıyla, merceğiyle beraber veren Allah'a sıf gözün şükrünü eda etmeye, şükretmeye kalksak yetiştiremeyiz. Yani bu evet. manada şükür Cenab-ı Allah'ın vermiş olduğu her türlü güzelliklere, nimetlere karşı ne yapmaktır? Teşekkürü ortaya koymaktır. Allah'a iman edip de Mevla Teala Kur'an'ı buyuruyor ki Allah'a iman edip de onun nimetlerine şükrederseniz Allah size niye azap etsin ki buyuruyor. Yani bir de şükrün Cenab-ı Hakk'a olan teşekkürün, kıymet bilmenin yanında bir de ne var? Cenab-ı Hakk'ın lütfuna mazar olmak var ahirette. Bu manada evet. Şükür Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu nimetlere insanın burada bir iki dakikada hocamı beklesem ayıp olmaz. Şükürle hamd kelimesini de biraz ayırmak lazım. Yani şükür verilen nimetlere karşı teşekkürdür. Hamd ise her haldedir. Şimdi bizim Türkçemizde yani ülkemizde hamd ile şükür aynı manada kullanılıyor. Yani elhamdülillah diyor kişi bir yemek yiyor elhamdülillah diyor veya yemek yiyor çok şükür ya Rabbi diyor. Aynı manaya kullanıyor. Ama ufak bir nüans farkı var arada. Mesela Allah Resulü hamd ederken geniş bir ifadeyle Elhamdülillahi ala kulli hal sivel küfri ve dalal buyuruyor. Ya Rabbi vermiş olduğun her türlü hale hamd olsun. Hamd olsun. Evet. Ama küfür ve masiyet günah Elhamdülillahi ala kulli hal sivel küfri ve dalal. Küfürlük ve dalalet hariç. Adam dinden çıktı elhamdülillah zenginliği malı mülkü de buldu haşa denmez. Veya adam iş içiyor kumar oynuyor hamdolsun bugün de kafayı çekmeye para bulduk elhamdülillah falan denmez. Yani günahlara ve küfre dalalete sapıklığa şükür olmaz. Bunun haricinde mesela biraz önce nefat ettiğiniz deprem bölgesinde Rabbim cümlesine cümle ümmetime ülkemize milletimize bu konuda yardım eylesin. Şimdi orada ne olacak? Sordu nasılsın kardeşim? Elhamdülillah. Hamdolsun ne yapalım? Evet. Hocam. Ama şükür ise bu ufak aradaki fark, nüans fark dediğimiz. Şükür ise verilen nimetlere karşı. Mesela bir çocuğumuz oldu. Çok şükür Rabbime. Bir tane daha olsun yani olsun. Hastaydık şifa bulduk. Çok şükür. Mesela bir adam hasta. Yatağında yatıyor. Nasılsın? Çok şükür. Değil. Orada hamd edecek. Yani Olur. leyin şeker tüm leyziden de kum ya Mevla. <laughs> arttırırım. Yani musibetli insanın Hı -hı. E, bakış açısından e, bir musibet, bir e, yanlış, zarar, ziyan gibi görünen şeylere o halde bulunmak hamdı gerektirir ama e, menfi manada olacak olan şeyler ise e, hamd edilir. E, e, müsbet manada elde edilecek olan nimetlere ise şükredilir aslında. Hocam az önce sosyal ilişkilerimizde de mesela teşekkür ettiğimizden bahsettiniz. Yani buradaki işte bu çayı suyu bize getiren kişiye teşekkür ediyoruz. Buradaki ekibe arkada çalışan ekibimize teşekkür ediyoruz mesela. Dolayısıyla bu da mesela onlarda bir mutluluk oluşturuyor. Yani onların mutlu olmasına vesile oluyor. Bize de bir mutluluk oluşturuyor. <laughs> teşekkür ettiğimiz için, insani ilişkilerimizde. Şimdi buradan yola çıkarak hocam diyorlar ki sabah uyandığınız zaman işte teşekkür edin, şükredin. Hani bu insanda çünkü farklı günezinde başlamasını, mutlu bir şekilde başlamasını sağlar vesaire gibi tavsiyelerde bulunuluyor. <laughs> buradan hareketle şükrün insanın ruhani boyutuna yani psikolojisine etkisi nasıl oluyor hocam? Evet. Şimdi hocam Şükrün ve Hamd'ın dini boyutunu gayet güzel şekilde ele aldı. Yani biz insan olarak bir taraftan Cenab-ı Allah'ın bize verdiği nimetlere şükrediyoruz. Cenab-ı Allah'a karşı ifade ettiğimiz minnettarlık ve onun farkında olmak. Yani bilinç, bilincinde olmak. Yani o demin bahsettiğimiz işte nefes almaktan tutun da işte beş duyu organımız, görmemiz, işitmemiz, sağlıklı bir hayat sürmemiz, bunların hepsi birer nimet ve bunun her insan ya bunun farkına vardığı zaman bunu e, tabii bir e, minnet duygusuyla Rabbine yöneltebilir. Bu ilahi tarafı için. E, bir de sizin demin bahsettiğiniz gibi e, başka normal sosyal ilişkilerde de, insan ilişkilerde de karşılıklı olarak insanların birbirine yaptığı iyilikler var, işte kazanımlar var, bulunduğu ortamlar var. Bunların Bunları da nimet kabilinden ele alabiliriz ve bunların da ifadesi bir anlamda şükür bağlamına giriyor. Ve tabii şükrü psikolojide birazcık hem birey boyutundan ele aldığımızdan, yani insanın kendi ruhsal dünyasından, ruhsal ekolojisinden hareketle de değerlendirdiğimiz için o hem Cenab-ı Allah'a yönelik hem de nimetin kaynağına yönelik. Artık bu Cenab-ı Allah doğa, tabiat veya işte insanlar olduğundan biz burada genelde sorulan soru acaba hani bu şükür duygusu insanın ruh haline nasıl yansır, yansır, nasıl etki diye. Evet son zamanlarda özellikle yani bu son 50 yıl içerisinde pozitif psikoloji diye bir akım var psikoloji bilimi çerçevesinde. Pozitif psikoloji bu konulara önceki psikolojik çalışmalar birazcık psikolojik patolojik konulara yoğunlaşırken insanların problemli kısımlarını ele alırken bu Psikolojik akımı bu yöne yoğunlaşıyor ve bu çerçevede bayağı üzerine çalışılmış bir konu. Yani özellikle şükürle ilgili yapılan çok sayıda araştırma var, psikolojik araştırma var. Ve burada bunun sizin de sorduğunuz gibi işte insanı ruh dünyasına nasıl etkiliyor, mutluluk düzeyini nasıl etkiliyor, insan ilişkileri nasıl etkiliyor, beynin işleyişini nasıl etkiliyor. Zihinsel süreçleri nasıl etkiliyor falan hem fiziksel anlamda hem psikolojik anlamda hem de sosyal anlamdaki sonuçlarını ele almışlar. Ben onların hepsini sıra sıraladıp evet. e, anlatacağım. Yani e, ara ara dinlemek isterseniz hocam, he, hocam Ara ara ele, ele ee, alacağım. Buyurun hocam. E, takviye yani bir anlama evet, canım, ababından e, pozitif psikoloji pozitif psikoloji, dediğimiz evet. oldu. Evet. Daha önceki e, klasik e, psikolojide insanların dertleriyle, sıkıntılarıyla, sıkıntılarıyla uğraşılıyordu. Evet. Pozitifte ise sadece mutlulukları, yani biri mutluluk psikolojisi, birisi mutsuzluk psikolojisi. Mutsuzluk psikolojisi. şöyle yoksa diye. ikisi de kahraman ama daha ağırlıklı mı yani? Şöyle hocam, şimdi psikoloji bu dediğimiz pozitif psikoloji akımına kadar, hatta humanist psikoloji de buna dahil edebilirim edelim, daha doğrusu. Yani psikoloji iki ana akım vardır. Birisi Freudian akım psikanaliz dediğimiz bir de davranışçı akım. Bunlar genelde insan doğasının olumsuz yönüne yoğunlaşıyorlar. Yani fıtratın insan doğasının kötü olduğunu ve bu bununla ilgili olan yani patolojik tarafına Hı -hı. yoğunlaşıyorlar ve genelde problemli konuları ele almışlar psikolojide. ama üçüncü bir ekol olan hümanist psikoloji ve daha sonra buradan daha da ileriye giden pozitif psikoloji biraz daha insanın doğasındaki olumlu yönleri anlamak istiyorlar. Yani biz sadece niye hep olumsuz taraflara insan doğasının işte problemli eksik kusurlu taraflarına yöneliyoruz da neden pozitif taraflarını keşfetmiyoruz diye bir akım başlıyor. Bu Martin Seligman denen bir hala yaşayan bir psikolog onun öncülüğünde bu çerçevede çeşitli Normalde normal psikolojinin ihmal ettiği, dikkat almadığı konular işte şükür bunlardan birisi efendim. Evet. Ee, ve bunun benzeri pozitif e, konuları el alan bir akım var. Ve bunlar gerçekten bu konuda çok güzel, ciddi çalışmalar yapmışlar. E, ve e, bu çalışmalar da genellikle böyle e, bilimsel araştırmalar düzeyinde devam ediyor. E, oradan e, Baktığımızda hatta bizim Türkiye'de de bu konuda ilgili aslında yeri gelmişken anlatayım. Bizim e, akademik camiada meslektaşımız, arkadaşımız, arkadaşlarımız var. Bunların en önemlisi bizim Şükran Hoca, şey Şükran Hoca diyorum, Şükran da geldi. E, Gülüşen Hanım var. Gülüşen Hanım İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde. Hı hı. Gülüşen Göçen Hanım'ın, bununla yanılmıyorsam, yanılıyor olabilirim. Bir çalışması var, bir kitabı var. Bu doktora tezi olabilir. Olduğunu düşünüyorum ama yani evet. olabilirim ama bu konuda bir çalışması var şükür psikolojisi diye. Nasıl bir sonuca ee, varıyoruz hocam peki buradan? Şükredince e, psikolojiye e, nasıl bir etkisini görüyoruz yani? Yani işte demin dediğim gibi üç ayrı kategoride ele alınıyor. Bir, bir tanesi e, ben dediğim gibi onları teker teker anlatacağım. Hı hı. Bir tanesi insanın e, yani mikro seviyeden makro seviyeye doğru yani işte e, bedensel fiziksel etkilerinden tutun da, sonra psikolojik etkilerine, sonra da e, sosyal etkileri, olumlu bunlar çoğunda. Genellikle olumlu etkileri var. Birkaç tane olumsuz çalışma var. Yani olumsuz, bunu desteklemeyen e, olumsuz çalışmalar, e, daha doğrusu olumsuz sonuçlanan çalışmalar var ama çoğunlukta e, olumlu etkileri var ve ben dediğim gibi onları Anlatacaksın. program boyunca tek tek... Moderatörlüğü evet. alıyorum evet. Asan Basri. <laughs> Bunları ele e, alacağım şey, yani. Bir şey sorayım hocam evet. bir cümleyle. Evet. E, tabii şeyin e, bu psikolojinin evet. e, ortaya koyduğu klasik evet. psikoloji, humanist, insancıl evet. ve e, pozitif psikoloji ama bizim e, şu anda din psikolojisi açısından evet. yani evet. oradaki e, tavır ne? Çünkü din insanın hem mutluluğuyla hem evet üzüntüsüyle, her şeyle ilgilenen bir emirsiz silesi. Zaten hani orası da hani inançla alakalı olduğu için ve şükür bizim inancımızın bir boyutu olduğundan o o, o bağlamda ele alınıyor hocam. Yani evet. dolayısıyla e, fark hani yok diyorsunuz hani. yani. Yok fark Aynen. yok. Yani din psikolojisi demek e, yani bizim hani o, o ondan dolayı inancımızın temel unsurlarını da pozitif psikoloji kap, kapsamında bağlamında e, çalışıyoruz. Çalış Evet. Ve oradan da güzel sonuçlar çıkıyor arkadaşlar. Güzel çalışmalar yani yapıyorlar. Yani şu hocam mevzu aslında şükreden evet. insanın mutluluğu artıyor. Artıyor evet. Değil mi? Hani yanlış anlamadım. <laughs> Yok tabii tabii. Tamam yani bunu siz detaylandıracaksınız. Evet daha. birazdan bazı örnekler var. Ben <laughs> tamam, e, tamam hocam. O, o, <laughs> o deneylere de değineceğim. Yani çalışmalara değineceğim. Tamam. Bir de şöyle bir husus var. Cemal hocam da az önce bahsetti. Evet. Şimdi Cemal hocam siz dediniz ki işte Cenab-ı Hak evet. ayeti kerimede buyuruyor. Hani şükrederseniz Nimetini arttırır nimet, Bereketlendirir. Ha, bereketlendirir. Evet. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da bir hadis-i şerif var. Şükür nimeti ziyadeleştirir diye bir hadis-i şerif var. Evet. Bu bağlamda peki hocam biz şükürle i̇şte, nimet arasında yani. nasıl bir bağlantı kuruyoruz Cemal Hocam? Şükürle bereket arasında. Bereket yani arasında. Yani. Evet. 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 Şimdi Allah Resulü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam oradan bahsedince bir hadis-i şerifle Ma nakasa malun min sadakatin buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Mal sadaka vermekle noksanlaşmaz. Veyahut da sadaka verenin malı noksanlaşmaz. Şimdi bizde genel bir kanı nedir? Verdikçe azalır. Evet. Halbuki öyle değil. Büyükler, İslam alimleri, muhaddisler, bu ayetleri, müfessirler, hadisleri, muhaddisler açıklarken nasıl tarif ederler? Budanan ağaç yok olmaz daha gür çıkar. Dolayısıyla sadaka malın bir nevi budanmasıdır. İster zekat tabi sadaka işin üst şemsiyesi. Sadakanın altına neler girer? Fitre, zekat, hibe, teberru, bağış, vakıf hepsi sadakanın altında. infak adı altında müdahale ediyoruz. Şimdi e, sahabe-i kiram peygamber aleyhissalatü vesselam'dan bu ifadeyi, bu hadis-i şerifi ve buna Benzer bu beyanda ifadeleri duyunca Hazreti Ebubekir, Hazreti Osman, Osman Ali ve benzeri Zübeyir bin Avvam, Abdurrahman bin Af gibi büyük zatlar Medine-i Münevvere'ye hicret ettiklerinde hiçbir şeyleri yoktu. Yani her şeylerini bırakıp gitmişlerdi. Bırakıp Fakat sona bakıyoruz ki Medine'de çok zengin oldular. Yani evet. çok zengin derken bugünün anlamında değil ama o gün zekat verecek duruma gelen insanlar haline geldiler gerek savaşlardaki ganimetlerle gerek ticaretle yaptıklarıyla gerekse başka türlü ticaretleriyle ne yaptılar? Allah Resulünden ve Kur'an-ı Kerim'den ve Allah Resulünden öğrendikleri prensiplerle hareket ederek işaret edilecek, parmakla gösterecek şahsiyetler haline geldiler. Sahabe içinde bile. Zaten evet. öyle bir hale geldiler ki Cenabı Kur'an-ı Kerim onlardan bahsederken razıyallahu anhum ve Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı diye Cenab-ı Mevla onlardan bahsediyor. Mesela Abdurrahman bin Af mesela. Onu ele alacak olsa. Medine hicret ettiğinde fakir ve muhtaç biriydi. Yani zekat verseniz zekat düşecek biriydi. Fitre verseniz fitre alacak birisiydi. Fakat ne oldu? Bir ip aldı. İpiyle beraber pazara, çarşıya gitti. Hamallık yaptı. Medine çarşısında 6-7 sene hamallık yaptı. İpiyle beraber eşya taşıyor. İnsanların yükünü taşıyor. Daha sonra ne oldu? O kişinin malı çoğaldı. Ve onda, çoğaldı ama Çoğalan malı stok yapmadılar. Yastık altını doldurmadılar. Yani bu sadakanın vermesiyle malın bereketleneceğini, artacağını Allah Resulü'nden, Kur'an-ı Kerim'deki ifadelerden de duydukça verdiler. verdikte çoğaldıklarını gördüler. Çünkü niye? Zekat kelimesinin, biraz sonra hocam belki psikolojide de manasını anlatacaktır. Evet. Zekat kelimesinin üç tane manası var. Çok manası var da üç tane asli manası var. Zekat. Temizler. Zekat korur. Zekat çoğaltır. Tezkiye. Hani biz cenazelerde tezkiye yapıyoruz ya temizleme, helallık al vesaire. Şimdi e, korur. Ne demek? Cenab-ı Hak kişinin vermiş olduğu zekat münasebetiyle malını koruyacağını vaat ediyor. Allah Resulü'ne böyle buyurur. Çünkü zekatı verilmiş kulun Fakirin fukaranın, yetimin yütemanın, garibin gurabanın, yolda kalmışın, lisa ilvel mahrum diyor ya Mevla Teala. Hakkını verdiğiniz zaman Cenab-ı Hakk'ın emrini yerine getiriyorsunuz. Yani sadece fakirin isteğini yerine getirmiyoruz biz. Zaten zekat ve diğer ibadetler, her ibadette böyledir de verdiği zaman ben verdim, fakire verdim diye denmiyor ki. Ya fakirin o malda, o mülkte, nisap miktarı, zekat verme miktarı mala ulaşan kişinin malına bir yıl emaneten koyduğu vakti geldiği zaman da ayet-i kerimesinde tahrim süresinde olduğu gibi hakkun lisaili vel mahrum. Onun hakkı yani ben evet. verdim bilindiği ki emaneti sahibine veriyorsunuz. E, emanete riayet en büyük dürüstlük, en büyük Müslümanlık. Emanete hıyanık münafıklığın alametinden. Şimdi Allah Celle Celal e emanete riayet edeni mi muhafaza eder? Hıyanet edeni mi? Riayet edeni. O manada malı Allah muhafaza ediyor. Şimdi akla şöyle soru gelebilir. Ya kafirlerden, gavurlardan çok zenginler var. Allah demiyor ki ben onlara vermeyeceğim diye. Biz Müslümanın zekat, sadaka, bağış, şükür nimeti karşısında tutumundan bahsediyoruz. Yoksa Allahu Teala hani kafirlerin bu dünyada sivrisineğin kanadı kadar değeri olsaydı bir damla su vermezdi. O başka bir şey. Evet. Çünkü Cenab-ı Hak yeryüzünde rızkı taksim ediyor. Nahnu gasemna beynehum ma'işetuhum fil ard. Yeryüzünde rızkı taksim eden, maişetinizi taksim eden benim diyor. Ama Müslümanlara bu kadar, bunlar bu kadar demiyor. Biz çalıştığı, burada çalıştığının karşılığını veriyor. Karşılığını ve en nesil insan illa ma'asa'a tabi. Ama burada şükreden kişiden lokal olarak ele aldığımız için bu konuyu dile getiriyoruz. Nedir? Veriyorsun çoğalacak. Birincisi bu. İkincisi e, temizler. Ya şimdi ben zekat veriyorum hocam inanıyorum e, muhterem hocam zekat veriyor e, inanarak iman ederek ya benim malım pis mi ki zekatı verdiğim zaman malım temizleniyor? Hayır zaten pis olan maldan yani haram olan maldan zekat olmaz adam kumarda toto oynamış toto oynamış ondan sonra kazanmış 3 lira 5 lira hadi zekat vereyim onun zekatı olmaz zaten haram paranın zekat olmaz. Peki evet. o zaman e, helal paradan helal kazançtansa zekat o zaman niye temizliyor Allahu Teala pis mi değil ya? O malda emanet duran fakirin, fukaranın hakkı var ya, emanet. O emaneti vermezsek sahibine o zaman mal kul hakkıyla pislenecek. Evet. Onu verdiğin anda mal temiz kalıyor. Bu manada temizleniyor. Dolayısıyla hakkını veriyorsun, tamam. Şimdi bana hacca gidiyorsun veya bir yere giderken dediniz, "Gideceğim hocam. Sana şu işte bin dolar param var. Hocam gidip geleyim de alırım." dediniz. Siz geldiniz. Bana ne yaptınız paranızı? Emanet. emanet ettiniz. Geldiğiniz zaman ben o parayı size bin dolar veya bin TL veya neyse bir kilo altın neyse tamamını verirsem ne yapmış olurum? Emanete riayet etmiş olurum. Evet. Dolayısıyla ne oluyor? Benim eğer gaspa kalkarsam ya bırak Hasan Masri kardeşim ya ne gerek var vermiyorum desem ne oldu? Malımı kirlettim, pislettim manasına gelir. Üçüncüsü de arttırır diyor Cenab-ı Hak. Zekat. Malı çoğaltır. Bu manada e tabii ki malın Biraz sonra biz de hocam gibi konu ilerledikçe açıklayacağız. Her şeyin şükrü kendi cinsinden yapılır. E şimdi paranın da şükrü zekatla, fitreyle, yardımla. Bakın bu millette, bu ümmette ama bu millette özellikle Cenab-ı Hakk'ın verdiği bir yani biz ırkçılık, kavmiyetçilik anlamında söylemiyorum ama bu millette eğer bu yardım, sadaka, zekat, bağış duygusu olmasa deprem bölgesindeki ...bu afetin bu kadar kısa zamanda kalkması mümkün olur muydu? Daha da devam ediyor. E, Ramazan'da iftar sofraları... Cık. ...sadece Ramazan değil ki... ...bakıyorsun birçok kurum... ...hem devletin hem resmi olan... ...veya fahri olan birçok kurum... ...dünyanın her tarafına yardım ulaştırıyor. Bu ülke dünyadaki birçok İslam toplumunun oluşturduğu... ...İslam ülkesi diyelim... Den, ...maddi anlamda daha fakir olmasına rağmen... ...ama yardım konusuna geldiği zaman... Bütün dünyanın, bütün milletlerinden fazla Suriyeli ve kardeşlerimize, Afganistanlı, Pakistanlı, dünyanın yabancı e, Arakanlı, Yunanistan'da deprem oluyor, yardım gönderiyor, İtalya'da bir şey olsa yine gönderiyor. Yani bir nevi yardım, sadaka, teberru, bağış bu milletin damarlarına işlemiş bir kan gibi. Dolayısıyla bu millette verdikçe, bu ümmetli genişletim verdikçe Allah da arttırıyor. Yani burada malın şükrünü de bu şekilde yerine evet. getirmiş oluyor hocam. Evet. Zengin olan zekatını vererek. Bereket dedin diye bu man ama diğerlerini evet. de anlatacağız evet. inşallah. İnşallah. Diğerlerine geçeceğiz. Şimdi, Şimdi hocam. Oradan şeye gireyim. Şimdi lütfen ee, buyurun. Hocamın e, yani bereketi nasıl tanımlıyoruz ona bakmak Hı -hı. lazım. Bereketten evet. ne anlıyoruz? Bereket sadece bir malın çoğalması değil. Sağlığın, mutluluğun, huzurun bir başka da bereket. Tabii. Yok. Yani sadece hani zengin oldun falan bu bereketten de malın Hı -hı. falan değil. Bazen yani işte a işte tam da o o konuda psikoloji işin içerisine evet. gidiyor. Yani şimdi demin hocam çok güzel şeyler söyledi. Dedi ki e, yani dini açıdan hem din psikolojisi e, konulara nasıl bakıyor diye bir soru sordu. Sonra da şimdi az önce dinledik şeyi nasıl çoğalttığını zekatın nasıl çoğalma anlamına geldiğini. Şimdi bunlar e, dışarıdan dinleyen normal bir insan için şöyle acaba öyle mi gerçekten? oluyor mu gerçekten? İçimizden böyle bir şey geçebilir. Geçiyor tabii ki. Evet. Yani işte din psikolojisi orada devreye giriyor. Diyor ki hadi bunu test edelim. Test edebilir miyiz? Yani bu hocamın her söylediğini test edemeyiz tabii ki. Yani o bir kısmı inançtır tabii ki. Ama bir kısmını test edebiliriz diyor bu psikologlar. Ve e, test ediyorlar. Ve yani orada karşımıza şöyle bir şey çıkıyor. O test ettiğimiz zaman işte şük bereket kısmını test ettiğimizi görüyoruz. Hmm. Yani bir kısmını yakalayabiliyoruz. Deneme Sen, yanılma yolu. Deneme yanılma yolu. Deneme yanılma derken de hocam şöyle. Yani yani hocamın gelsin. dediği şeyi nasıl test edebiliriz? Şimdi biz şükür, şükür olayını nasıl test edebiliriz? Bu şükrün insanda e, işte yani işte zekatın yahut da şükrün insanın e, bu bereketi nasıl arttırdığını nasıl test edebilirim? ne yapabilirim diye. Tabii bu benim vereceğim örnekler özellikle demin bahsettiğim pozitif psikoloji çalışanlar tarafından yapılan deneyler. Evet. Daha spesifik olarak biz kendi ülkemizde inşallah bunları yaparız. Onu deneyeceğiz. Yapan birkaç arkadaşlarımız var. Bir takım onlar biraz daha anket türü şeyler yapıyorlar falan. Ama burada biraz daha benim aktaracağım örnekler biraz daha böyle direkt bu hipotezi, bu öngörüyü, bu inanç tutumunu test eden e, araştırmalar var. Evet Bunlar hocam. Mesela bunların bir tanesi e, şöyle bir şey yapıyor. Deniyor ki e, grupları ayırıyorlar. İşte kontrol grubu, işte bir de e, işte test edilen denek grubu. E, onlara deniyor ki siz e, haftalar boyunca her gün bir gruba 200 gruba ayrılıyor da siz sürekli şey yazın. Yani mesela bu haftayı geçirdiniz oturun bir gün. Bu haftada başınıza giren güzel şeyleri, yani minnat size şükredebileceğiniz neler oldu hayatınızda bunları hep olumlu şeyler Olumlu şeyleri, olumlu yazın, şeyleri yazın. Yani. yazın, listesini çıkarın. Haftalar bir kıs bir gruba da şey deniyor. Siz de olumsuz şeylerin listesini hı hı. çıkarın. Daha sonra yani bu sanırım 10 hafta falan sürüyor. Evet ee, ve sonra bu, bu kişilerin e, bir takım e, şeylerini kontrol ediyorlar fizyolojik durumlarını bedensel durumlarını mesela e, şöyle bir şey çıkıyor ortaya araştırmada o, <laughs> sürekli pozitif şeyler olmuş şeyleri not edip ve bunlara da şükrederek bunları hani bir şükür duygusuyla anan insanların e, beyinlerinin özellikle mesela insanın bedensel şeyin organize eden beynin belli bölgeleri var. O bölgeler, hipok, e, ne diyeceğim, hipokampus ve amigdala dediğimiz bölgeler var. Bunlar insanın fizyolojik aktivitelerini, bedenin e, işleyişini düzenleyen fonksiyonları yöneten e, kısmı beynin. o beyinin o o o bölgenin aktif hale geldiğini mesela şey hmm. yapıyor Devamlı ve mesela bu, bu uykuyu düzenlediğini. Yani mesela uyku düzeni bugün biliyorsunuz güzel bir uyku alabiliyorsanız hakikaten güne sizin de başlıyor. Çok yani. önemli yani güne işte bereket böyle oluyor. Yani uykunuzdan yani işte bereket bu. Gün i̇yi bir uyku al tabii iyi bu uyku alırsanız sabaha iyi başlıyorsunuz hayata ve gün verimli olmaya başlıyor. İşte o verim işte böyle oluyor. Yani bereket böyle ortaya çıkıyor ve orada tespit ediliyor. Yani bu 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 grupta yani bu olumlu duygularını Fark edip ve bunu e, bir şükür olarak değerlendiren deneklerin e, beyin yapısında bu anlamda o bölgenin aktive edildiğini ve iyi uyku düzeninin, kan basıncının, kalp sağlığının düzenli hale geldiğini, daha az hastaneye gittiğini falan tespit etmişler hocam. E, ve güçlü bağışıklık sistemi oluştuğunu fark etmişler. Mesela burada... E, e, University of California'dan bir araştırma var. Ee, e, özellikle e, yani bu hem yani kendinize yani kendinizin sahip olduğunuz nimetleri anmak ve onları bir e, şükür olarak e, farkındalık oluşturmak hem de bir başkasını takdir etmekle de aynı şey oluşuyor. Mesela hmm. birisi size bir iyilik yaptı. Ona işte teşekkür ettiğiniz zaman da onu takdir ettiğiniz zaman da ona o yani o şükrünüzü ifade ettiğiniz zaman da teşekkürünüzü ifade ettiğiniz zaman da aynı şeyler oluyor. Yani şimdi siz evet. sadece psikolojik hani mutluluktan bahsediyorsunuz ama sadece mutluluk değil. Aynı zamanda bedensel olarak da, bedensel da sonuçlarını var. da tespit etmişler. Bir de şöyle evet. bir şey var hocam bizim bir sözümüz var. Marifet iltifata tabidir diye evet. de bir sözümüz var. Tabii. E, bu da bahsettiğiniz hususla ilgili şimdi buraya bir virgül koyalım hocam bir ara vaktimiz var evet. ondan sonra devam edelim inşallah kıymetli seyircilerimiz savur sevinçinde kısa bir aranın ardından tekrar Euzubillahimineşşeytanirracim بسم الله الرحمن الرحيم. <applause> ولله ملك السماوات والارض، والله السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار في خلق السماوات والأرض وما للظالمين من انصار ربنا bir kere kalkıp baktın mı seherde? Kapılar açılır gök perde perde. Sordun mu Kur'an'a kurtuluş nerede? Sanma ki önünde seçenekler çok. Ya şükür ya küfür üçüncüsü yok. Efendim üçüncüsünün olmadığı ya şükredip lütuf, lütuflara ve ikramlara mazhar olacağımız ya da Allah muhafaza Cenab-ı Hakk'a isyan edip sonunda da Cenab-ı Hakk'ın gazabına uğrayacağımız bir hayatta yaşıyoruz. İşte biz de bu mübarek mevsimde, Ramazan-ı Şerif ikliminde o şükrü hayatımızın bir parçası haline getirip bundan sonraki hayatımızı nasıl şükür içerisinde yaşarız? Bunu konuşuyoruz. Sahur sevincinde sohbetimiz devam ediyor. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle kalplerimizin, gönüllerimizin pasını silen kıymetli hocamız İbrahim Güngör hocamıza çok teşekkür ederiz. Efendim İbni Haldun Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hasan Kaplan hocam ve Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Vaizi Cemal Vanlıoğlu hocamla birlikte muhabbetimize devam ediyoruz. Şimdi kıymetli hocam Cenab-ı Hak <laughs> aradan önce dedik ki ayet-i kerimesine buyuruyor ki Es-Sahudu Billah Bismillah Le in şekertum le eziden Devamında Ve le in kefertum inne azabi le şedid Yani diyor ki şükrederseniz nimetimi artırırım. Ama nankörlük ederseniz şüphesiz azabım çok şiddetlidir buyuruyor. Cemal Hocam buradan yola çıkarak mesela Cenab-ı Hak burada şunu belirtmemiş. İşte eğer ki nankörlük ederseniz nimetimi kısarım, nimetimi azaltırım ifadesini değil de azabım çok şiddetlidir diyor. Yani bize bir uyarıda bulunuyor aslında. Şimdi bu ayet-i kerimeyi biz bu manada nasıl anlayacağız hocam? Evet. Mevla Teala yine bir başka ayeti i kerimede ma yef'alullahu bi azâbikum in şekertüm şeklinde olan ayet-i kerimede ise eğer siz iman edenler şükrederseniz Allah size niye azap etsin ki? buyuruyor. ma yef'alullahu bi azâbikum in şekertüm ve âmentum. Allah şayet siz iman edenler Allah'a şükreder. Allah-u Teala'nın verdiklerine biz biraz önce sadece maddi anlamda yani zekat mevzu olduğu için para olarak söyledik bolluğun, bereketin artmasını. Halbuki söz konusu olan şey maddi ve manevi olan bir şey ise onların evet. mevcutiyetini sürdürmek veyahut da tükenmemesi için çalışmak ve arttırmak anlamında olan her şey berekete girer. Zamanın bereketi, hayatın bereketi, e, paranın bereketi, evladın bereketi, ibadetin bereketi, her şey bu manada hocam da biraz önce psikolojik açıdan bunu anlattı zaten. Ama biz zekatla alakalı olduğu için malın artması anlamında söyledik. Leyin şeker tüm leziden nekum. Bir başka ayette de fevkuruni elkurkum peşkuruli ve la tekfurun. Şimdi şükrederseniz arttırırım Mevla diyor. Şükretmek ne? Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu nimetlere teşekkür etmek. Mesela evet. Mevla Teala bize bir hayat verdi Bir ceset verdi beden verdi Biraz önce göz örneğinde olduğu gibi Hocam beş duyu organında saydı Mesela sadece şükretmek Verilen bir mala değil ki Büyükler İslam uleması şöyle tarif ediyorlar Şükür her nimetin Allah'tan geldiğini bilmek demektir Bu nimet bana Allah'tan geliyor Yani ben kazandım ben buldum Eğer ben yaptım benim malım benim imkanım Derse karunlaşırız Ama Allah'tan geldiğini bilip Dil ile hamd etmektir Gözün şükrü kötüye bakmamaktır, ee, Müslümanların kusurunu görmemektir, insanların kusurunu görmemektir, ayıplarını açığa çıkarmamaktır. Kulağın şükrü ayıpları, kötülükleri duymamaktır. Ellerin şükrü harama el uzatmamaktır. Ayakların şükrü haram yollara gitmemektir. Dilin şükrü kötü sözler söylememektir. Vesaire şükür allah Teala'nın vermiş olduğu nimetlerin tamamını Rabbinin, Mevlamız'ın göstermiş olduğu yerlerde de sarf etmektir aynı zamanda. Yani sadece evet. kazanmak değil, bir de onu sarf edeceğimiz. Mesela bu hayatı Mevla bize verdi. Bizim dahlimiz yok. Ama biz bu hayatı nerede kullanacağız? Allah'ın gösterdiği yerlerde kullanırsak bu bedenin, cesedin şükrünü ifade etmiş oluruz. Şükür <laughs> nimeti nimetin kendi değil, nimeti verenin, Haliki Malik'in asıl sahibi Allah olduğuna, nimeti verenin Allah olduğuna inanıp ona göre teslim olmak demektir. Mesela bu şükür dil ile olur, kalb ile olur. Ondan sonra bir de insanlara normalde işte insanın aklından, fikrinden ya teşekkür etsek de olur olmaz şeklinde akıllan da olur. E, kalp, dil ve diğer azalarla. Şimdi kalp ile nasıl? Biraz önce söylediğimiz gibi bu nimeti veren Allah'tır. Bir. Peki ee, diliyle nedir? Hamd etmektir. Ben bazen böyle biraz tiyatro gibi şey yapıyorum. Şimdi yemek yiyoruz. Hocam yemek yeniyor. Yemek yedikten sonra ya hocam bir soda var mı? Hasan Basri kardeşim var. Bir de soda. Bir de arkasından şöyle uzunca bir germek, gark gebe. Çok şükür elhamdülillah. Allah olmayanlara da versin. Şimdi bu Allah olmayanlara vermeyi bilendir. Ama bizim onu yol tarif etmemize gerek yok yani. Allah Peygamberin duası nasıldı? Ve cealna sebeben limen Allah'ım bizi o hidayete erenlere sebep kıl. Doğru yolu bulanlara. Dolayısıyla bu manada irşat, emri bil maruf yapmak, nehyanil münker yapmak da bir şükürdür. Cihadın bir bölümüdür. Kitapla, kalemle evet. hocamın bir eseri varsa bu da bir şükürdür. Niye? İlminin şükrü de o ilmi vermektir. Hani bazı üstadlarımız diyor ya, ilmin zekatı vermektir. E şükrü de o demektir. Ketmetmek cimriliktir. Dolayısıyla şimdi burada o sorunuza eğer nankörlük ederseniz azabım şiddet olur, çoğalır. Şimdi nankörlük ne? Nankörlük verilen nimetin, verilen imkanların kıymetini bilmemektir. Ben mesela bunu biraz siyasi olarak algılanmasın. İnsanlar mesela bazen nimetlere kavuşuyorlar. Makamlara geliyorlar. Bir müddet sonra elinden çıkıyor. Sonra diyor ki ya biz nerede yanlış yaptık falan filan. Evet. Toplum biraz önce arada konuştuk ya bazı şeyleri. Şimdi orada eğer dini hassasiyetlere, milli ve manevi değerlere sahip olduğunu işte bugün ifadesiyle muhafazakar, mütedeyyin insanlar olarak kendini kabul eden, nitelendiren insanlar şayet o yollardan o makamın kıymetini bilmediyse elinden aldıysa bu da bir azabın başka şeklidir yani. Çünkü hocam biraz sonra belki değinir. Bir belediye başkanlığını kaybeden adamın psikolojisini düşüreniz. Günlerce uyuyamıyor. <laughs> Makam gidince bir daha tekrar falan filan. Şimdi burada yine bir ayet-i Mevlamız bakın ne kadar net ifadeyle bize. Bismillahirrahmanirrahim. İnna hedeynâhu sebîle imma şâkiren ve imma kefûrâh. Ben size iki tane yol gösterdim diyor Allahu Teala. İki yol. Yani ilki yol gösterdim dediği nedir? Rahman'ın yolu, şeytanın yolu. Hak veya batıl yolu. Evet. Siz bu iki yoldan hangisini tercih ederseniz imma şaküren ya şükredersiniz. Bakın şimdi şükür ne oldu? Daha geniş bir manada bir çatı oldu. Yani Cenab-ı Hakk'a kulluk yapmanın her çeşidi İslam'ın Kur'an-ı Kerim'de her gün beş vakit namazda okuduğumuz, her rekatında okuduğumuz Fatiha suresinde ihtina sıradal müstakim, sıradal aleyhim diyoruz ya Ya Rabbi nimetlendirdiğin insanların yoluna beni ulaştır diye dua diyoruz ya işte burada ya siz o şükür yolunu, şükredenlerin yolunu Allah'ın vermiş olduğu malı, mülkü, canı, zamanı, ilmi, bilimi, irfanı her türlü ne verdiyse tamamını Allah için kullanan ve her şeyin şükrünü de cinsinden yapan. Mal ise zekatıyla, beden ise ibadetiyle, dil ise güzel konuşmasıyla, ilim ise aktarmasıyla vesaire yapan bu kişilerden olursunuz. Ve imma kefura veya veya vermiş olduğu bu kadar nimetler içerisinde nankörlük edenler olursunuz. Nankörlük ederseniz de dünyada bir türlü size bir azap gelebilir. Ama asıl azap nerede gelecektir? Ahirette gelecektir. Şimdi iki e, örneği evet. kıyas yapalım. Bir Karun, bir Süleyman Aleyhisselam. Yani zenginlik açısından, saltanat açısından, e, imkanlar açısından ele alacak iki insan. Karun'a Cenab-ı Hak dünyanın malını verdi. Değil mi? İnne Karuna kârin min kâmursa Ama azdı, şükretmedi. Mankörlük yaptı. Benim dedi? Bu mal benim dedi. Ben kazandım, ben kazandım dedi. Yani haşa Allah kim ki o kim ki hiç ki bana verecek yerine getirdi. Allah yerini dibine batırdı. Süleyman Aleyhisselam'ın sıfatı ne? Süleyman peygamberden bahsediyoruz. Allah Celle Celaluhu ona saltanat, bütün yani cinlerin bile komutasını, emrini Süleyman Aleyhisselam'a verdi. Evet. Onlara hükmetmeyi. Hatta rüzgarın yönünü değiştirme sıfatını verdi. Hatta karıncanın konuştuğunu veyahut da çıkardığı sesi anlama kabiliyeti Kur'an-ı Kerim'de neml Suresi var değil mi? Neml Suresi. Evet. Yani Mevla Teala kendi sıfatlarından bir çoğunu Süleyman Aleyhisselam'a verdi. Ve dünya tek topu Süleyman Aleyhisselam'a ait. Tek tapu. Var mı öyle bir saltanat veyahut da mal sahibi derdini? Yok. Ama o işte hedeynâhu sebiyle imma şakiren. O şakirlerden, şükredenlerden oldu. Nankörlerden olmadı. Niye? Çünkü onlar şükredenler, Cenab-ı Hakk'ın emirlerine itaat edenler ahirette de Mevla'nın lütuflarına mazal olacaklar. Buna iman ediyor, bunu biliyordu. Ne dedi o? Hâzâ min fazli Rabbi. Bak nimeti verenin Allah olduğunu bilmek bu. Şükür bu. Rabbimin, Rabbimin fazlındandır. Bunlar benden değil. Hâzâ min fazli Rabbi. Bu benim Rabbimin fazlındandır, ikramıdır. Benden değil dedi. Şimdi bunun Allah'tan geldiğini bilip inanan, iman eden ve bir günde bunların hesabını vermekten. Hani var ya Kur'an-ı Kerim'de e, e, zekatla alakalı ricalülla tülihim ticaretun alışverişle alakalı, affedersiniz. ricalülla tülihim ticaretun ve la beyuna zikrillah ve igamil salâh ve itad zekâh yekâfune yevmen tetegallâbu fihil ve lebsâr O yiğit adamlar, yiğit kişiler var ya onlar ticaretin en heyecanlı alışverişin en heyecanlı anında bile Allah'ı unutmazlar. Namazlarını kılarlar. Zekatlarını verirler. Niçin böyle yaparlar? Bir gün gözleri altını üstüne getirecek, fırıl fırıl döndürecek bir azap gününden korktukları için. İşte nankörlerin uğrayacağı sonu Allahu Teala anlatıyor. Biraz Türkiye ile alakalı hocam geçerken vakit. Mesela nankörlükle alakalı bizim toplumumuzda bir örnek vermek istiyorum. Ayasofya değil mi? Bizim Türkiye'de Müslümanlar kendilerini yani ben sağcı, solcu falan filan golcü, penaltıcı, futbolcu falan diye ayırmak istemiyorum ama böyle bir sağ kesim daha ziyade dini değerlere muhafazakar, mütedeyyin, işte milliyetçi falan gibi mütala edilir. Ve dolayısıyla bu kesimin bu sağ gibi yani Türkiye şartlarında siyasi anlamda çünkü o sadece olup da namaz kılmayan, oruç tutmayan Allah'a bile inanmayan vardır. Ayrı bir mesele. Bunların yüz yıllardır, yani yüz yıla yakındır bir zamandır istekleri, arzuları neydi? Ayasofya açılsın değil mi? Ayasofya evet. 1930'lu 30'da kapandı, müzeye çevrildi. O günden beri müze olarak hizmet veriyor veyahut da işlevi vardı. Veriyor. Bu insanlar ve bugün kendilerini İslam'ın temsilcisi olarak da bir kısmı Nereye gider laf giderse gitsin problem değil ama herkes alsın. Ayasofya'nın yeniden ibadet açılmasını istiyorlardı açıldı. E, Taksim'e cami inşaatını istiyorlardı yapıldı. Resmi dairelerde türban serbest olsun, başörtü serbest olsun türban onların ifadesiyle. Başörtü serbest olsun veya sakallı erkekler işe gitsinler. Geçen de bir öğretmen gördüm sakallı. Sakallı. Evet. Yani belki Müslüman şey sakallı değildi bizim üstünde sakallı ama sakallıydı. Gidebiliyor. İşlerine serbestse gidebilsinler. Veyahut Cuma saatleri ayarlansın. Cuma saatlerinde biz namaza gidebilelim. Cuma namazını kılan memurlar için mesai saatleri ona göre düzenlensin deniyordu. Hatta çok özlemle müftüler dini nikah yapıyorlar hocalar resmi nikahtan sonra ama müftüler de resmi nikah yapabilsin diyorlardı. Yapıyorlar. Fakat yine hala bugün o camianın o eee sağcı geçinen kesimin hem de hem de dinci geçiren büyük bir kısmı da hala da ne yapmıyor? Bu değerleri karşı olanlarla beraber yürüme. Ayetin kelime tecellisi. Kusura bakmasın kimse. Şükürün nankörlük belki siyasi gibi anlaşılır ama kesinlikle amacım o değil. Şunu söylemek istiyorum. Allah Celle Celaluhu yarın mahşer gününde ahirette. Ben ayetlerle konuşuyorum. Yetesa evet. ölün. Soracak. Fi cennat yetesa Anil mücrimin. Allah cennet ehlini cehennem ehliyle karşı karşıya getireceğini beyan ediyor. Ve cennet ehli soracak. Anil mücrimin. Günahkarlara soracak. Anil kafirin demedim evla, Çünkü kafir olsa sormaya gerek yok niye cehennemdesin diye. Kafir olduğu için. Ama mücrim kim? Günahkar olan kul. Demek ki günahkar olan kul mutlaka eğer tövbe etmez, Allah affetmezse cehennemin bir tarafından Allah bizi muhafaza eylesin bu cehennemden Amin. azat günlerinde. Uğrayacak. Diyecekler ki Ma seleke kum fi segar. Siz niye cehenneme atıldınız? Sizin ne işiniz var cehennem Siz Müslüman değil misiniz? Ahmet, Mehmet, Ayşe, Hasan, Hüseyin. Ha? İsminiz ne? Böyle hep Müslüman. Siz niye cehenneme atıldınız? Kalu lem neku Onlar diyecekler ki önce biz namaz kılmıyorduk. Vücudumuzun en büyük şükrü olan namaz kılmayı terk etmiştik. Evet. Bir. İki. Velemle kün emül miskin. Biz fakiri fukarayı doyurmuyorduk, yardım etmiyorduk. Yani onlara el uzatmıyorduk. Bu da ne? Malın şükrünü mal cinsinden yapmıyorduk. Başka? Ve künnâ nehûzu ma'al Biz yanlış yolda, batıl yolda, yamuk yolda, dine karşı, İslam'a karşı, peygambere karşı, Kur'an'a karşı, kitaba karşı batıl olan her gün beş vakit namazda ayrıl bir aleyhimel addalin diyoruz. Ya Rabbi biz dalalet ehlinin gittiği yola ulaştırma diyoruz. Ama biz o batılın peşinden gidiyorduk. Onların yanından yürüyorduk. Onların yaptıklarına onay veriyorduk. Hatta etanel yegin. Ama o gün geldi çattı maalesef böyle değilmiş. Şimdi bunlar bakın evet. üç olayda şükür. Hocam mesele şu. Şimdi oraya gelmeden şuna geleceğim. Şimdi biz bir pandemi getirdik. Evet. Sorana virüs dediğimiz bir salgın. Orada herkes şunu fark etti. Nefes almak çok kıymetli bir şeymiş. Ya tabii. Çünkü niye? Entübe olanlar var. Yoğun bakımda yatanlar oldu. Ee, Birçok insanın yakını vefat etti. Cenab-ı Hak rahmet eylesin. Ve maskeyle dolaşıyorduk. Yani şu anda bu stüdyo ortamında sizinle rahat bir şekilde, maskesiz bir şekilde program yapıyoruz biz. Ama pandemi döneminde öyle değildi. Maske takılıydı ve biz yani o maskenin daralt, daralt bizi o kadar daraltıyordu ki onun daraltmasına maruz kalmamıza rağmen bunu takmak durumundaydık. Çünkü bir hastalık vardı, bir virüs vardı. E şimdi orada bile nefes almanın bir nimet olduğunu anladık. Ama şu anda mesela pandemi bitti. E nefes alıyoruz, hayattayız, yaşıyoruz ve rahat bir şekilde nefes alıyoruz. Ne kadar onun bilincindeyiz? Yani evet. unuttuk mu? Hani unuttuk mu? Şimdi orada mesela? ben gireyim. Buyurun hocam. Hocam bir cümle olursa, evet. lütfedersiniz. Şununla bitireyim. Hocam bu konuda daha psikolojik açıdan daha da e, izahat getirecek. Yani burada mal, can, zaman, sıhhat, afiyet, eldeki imkanlar bize ait bize değil. Ama imkanlar evet. neyse Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu her şeyin verenin sahibi Allah olduğunu bilip Allah için bu hayatı bitirmek şükür Kesinlikle. Budur. Tam dediğinize de bir ilave yapayım. Üstad Necip Fazıl diyor ki hocam aldığımız nefesi dahi geri veriyorsak bu dünyada hiçbir şey bize ait değil. Ait değiliz. Evet. Aynen öyle. O yüzden hepsine şükre eda etmemiz lazım. Buyurun hocam. Çok güzel. Evet bu e, güzel ama şöyle e, şimdi nankörlük konusu güzel bir konu. Yani şükrü konuşuyoruz bir de onun evet. zıttını konuşmamız Zıttır, lazım evet. daha iyi anlamak için. Daha net anlaşılır. E, şimdi nankörlüğü iki şekilde de tanımlamak lazım. Bir e, nimetlerin farkına varmamak. Evet yani sadece gaflet yani farkına evet. değilsin ee, işte demin nefes aldığımızın efendim daha bir sürü e, sağlık, sihat, aile, huzur, güven bunlar hepsi birer nimet, hepsi birer nimet. toplumda e, can güvenliğinin olması, mal güvenliğinin olması, aile güvenliğinin olması, sağlık siyahate sahip olmamız, işimizin olması, çocuklarımızın olması falan bunlar hepsi bunun farkına var, varamamak var bazen. Bazen nankörlüğün böyle bir light kısmı var. Hı hı. Hafif bir kısmı. Bu, bu nankörlük denir mi bilmiyorum ama farkında olmuyoruz. Evet. Ama onun farkında olmamak da bir anlamda nankörlükye götürebilir. İkincisi de farkında olup bunun şükrünü eda etmemek. Hı. umursamamak. Umursamamak. Veya tam tersi demin dediğiniz gibi bu benim hakkım. Ha. Hatta bu az bile. <laughs> evet. Ben daha çoğuna layığım. Evet. Niye bu az? Daha fazla istiyorum. Tarafına giden, o, o boyuta giden tarafı var. Şimdi burada e, insanın doğası, fıtratı e, bu anlamda karşımıza çıkıyor hocam. İnsanın doğası nankördür insan. Kur'an-ı Kerim'de de geçse. Evet. İndiler insana lüzum-u Evet. İnsan doğası budur. Nankördür ve ibadetlerin bir amacı da bu nankörlüğe tedbiren insanlara nimetleri hatırlatmaktır. Hımm. Evet Yani Ramazan'ın bir yani bir, bir amacı bu. Bize bunu hatırlatıyor. Mesela aç kalarak aslında tokluğun kıymetini kıymetini mi? anlıyorsunuz. Efendim susuz kalarak veya işte zaman yönetimi falan bunların evet. hepsi e, namaz ibadeti de benzer. İşte zekat hocam bahsetti detaylı bir şey. Bunların hepsinin aslında bir yan şeyi, ana hikmeti tabii ki bu ibadet cenab için yapılır ama hikmetlerinden, fonksiyonların bir tanesi de bence bu körlük kısmını hatırlatmak. Yani biz o nankörlüğe tedbiren farkındalık oluşturmak. Farkına varırsanız o zaman şükrünüzü eda edersiniz. Doğru, evet. O nimetlerin farkına varırsanız. Farkına varırsanız. Ama bazen işte biz bunu böyle sanki hakkımızmış gibi böyle doğal kabul ediyoruz ve o bizi gaflete götürüyor. Şimdi bununla ilgili olarak da mesela hani nasıl ki şükrün psikolojik e, fizyolojik işte sosyal sonuçları araştırıldığı gibi bu kısmı da araştırılmış. <laughs> yani yani bu, bu bu da farklı boyutlarda iki tane araştırma var. daha doğrusu benim şu an anlatacağım iki araştırma var. Bir tanesinde insanların bir kısım insan hani sahip oldukları güzel şeylere odaklanmaktansa sahip olmadıklarına odaklanır. Hmm. Ve bu yani işte neye odaklanıyor? Ee, efendim daha daha farklı işte mesela sen olumsuzluklara, var bende yok. evet, sen de var bende yok. Olumsuzluklara, ters giden şeylere. Ya yani mesela orada sahip olduklarını görmeyip de <laughs> olumsuzluklar üzerine yoğunlaştığı zaman da yapılan araştırmalarda bu insanların Gerçekten e, streslerini yönetemediğini ve daha birçok psikolojik anlamda e, mutsuzluk, huzursuzluk ve e, huzur seviyesinin, mutluluk seviyesinin olumsuz etkilendiğini gösteriyor. Bir, biri bu. Sonra bunun bir uzantısı olarak da şunu e, şu araştırmayı yapmışlar. Yani e, ne tür insanlar e, şey yapmıyor, şükretmiyor. Yani hangi tip kişiliklerde biz bunu görüyoruz? Yapılan araştırmalarda yani bu nankör diyelim. Nankörlük ya da, nevi, Nankör evet. tipler ha, nankör tipler hangileri? Nankör kişilikle alakalı olan narsist kişilerin. Evet. Genellikle nankörlük içerisi olduğunu. Yani evet. bunlar sadece Cenab-ı Allah'a karşı falan hani şükrünü ifade etmedeniz ya da normal insan ilişkilerde de evet. siz ona bir iyilik yaparsınız. Takdir etmez. Anladım. Onu görmez. Daha çok ister, eksik görür. Yani babalar, anneler çocukları açısından böyle olabilir. Çocuklarınızın bir sürü güzel tarafı vardır onu görmezsiniz, takdir evet. etmezsiniz. Yahut da eşler arasında yani karşılık ilişki yaşıyorsunuz eşiniz ama yani her gün yemeğinizi getirir önünüze koyar, her şeyinizi yapar. bir gün bir tuz eksik olur, bir su eksik olur. Eşlerin birisi buna şikayet eder mesela. Evet. Yani ama bu güzel da, yaptığı zaman da ölmez hocam. Evet, olacak. güzel yazdığı zaman da onu görmez. Bu bu yani bu da bir nankörlüktür ve bu da yani insani düzeyde bir dikkat almamız gereken bir problem. Mesela genelde bu tür insanların narsis olduğu tespit edilmiş. İkinci özellikleri bir de materyalist tiplerin, materyalist şey ağır basan, maddeci kişilerin yine benzer bir şekilde bu anlamda biraz nankör, e, oldu. nankör ve sahip olduk nimetlerin farkına varmayıp daha fazlasına yönelen diğer bir de uyumsuz kişiliklerin uyumsuz olduğu ortaya çıkmış. Genellikle uyumsuz kişiliklerde bu tür bir e, e, gözlem yapılıyor. Son olarak da e, nevrotik tipler hocam. Yani hocam nevrotik? Yani duygu durumu bozuk diyelim hmm. e, öyle kısaca. Yani psikolojide nevrotik derken insanlar ya, duygu durumu bozuk e, e, olan e, kişiliklerde bu nankörlük yahut da şükürsüzlük e, tespit edildiğini araştırmalar bize söylüyor. Şimdi ne? Daha evet. biraz vaktim var mı hocam? Hocam var hocam. Hocamla hocamla, evet. hocamla bir devam edelim. Evet. Ondan sonra ben size evet. tekrardan söz hakkı vereceğim. Okey. Şimdi hocam Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de işte toprağa verimli kıldık. Geceyi gündüzü yarattık. İşte insanın hizmetine birçok şeyi sunduğunu ifade ediyor. Ayet-i kerimelerde açıklıyor tek tek bunları Cemal Hocam. Biz de görüyoruz ayet-i kerimelerde hepsini. Şimdi burada Cenab-ı Hakk'ın bunları ayet-i kerimede açıklamasının sebebi Bizim şükrümüzün kalitesini arttırmak olabilir mi? Tabii ki şimdi biraz önce hocam hani insan nankör Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet. innel insane le zalimun kefer, innel insane huluga helua gibi nankörlüğüyle alakalı birçok ayette Mevla hala vermiş olduğu nimetleri hatırlatıp, anlatıp ve o nimetlere kavuşanların nankörlüklerini anlatıyor. Yani evet. şükürsüzlüklerini, kanaatsizliklerini, doyumsuzluklarını anlatıyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim sadece geçmiş ümmetlerin, milletlerin hani dediler ya Gal ve Sadır'ın Geçmiş ümmetlerin hikayeleridir dediler. Rahman geçmiş, baştan başa. Evet şimdi oraya gelecektim. Evet. Geçmiş ümmetlerin hikayeleri anlatan değildir Kur'an-ı Kerim. Geçmiş ümmetlerin de yaşantılarından misaller vererek Rabbimiz nankörlük edenlerin hallerini anlatmaktır. Efelem yesiru fil ardi feyanzuru keyfe kana aqibetu min qablihim diyor. Yeryüzünü gezip dolaşın bakın o nankörlerin hallerini bir görün. Allah onları nasıl akıbetlerini nasıl yaptığını bir görün. Dünyada da evet. akıbetleri böyle ahirette zaten sormaya anlatmaya gerek kalmıyor bizim açımıza Cenab-ı Hak. Ramazan'da cehennem almak istemiyorum. <laughs> Ağza kapılar kapandığı için ama böyle. Şimdi burada Mevla Teala Bunları anlatmasına da gerek yok. Yapın. Dedim bitti. Dua ederken diyoruz ya ente rabbi ve ne abduk. Ya Rabbi sen Rabbimizsin biz kulunuz. Allah emreder kul yapacak. Başka çaresi yok. Gerçi bugün kul olmayı kabul etmeyenler falan var ama herkes Allah'ın kuludur. Bazı ifade de bir cümle içinde söylemek isterim. Mesela Allahsız dinsiz falan diyor. Dinsiz olduğu belki olabilir Allahsız kimse yok. Allahsız evet. birisi dersek Allah yok manasına gelir. Değil mi? Allah'ı var da o inanmıyor. O kabullenmiyor. Dolayısıyla burada Mevla Teala bunları anlatmanın, hocamın da biraz hatırlattığı gibi Rahman suresinde birçok nimetini saydığında ki birçoğunda da hemen peşinden febi eyi ala rabbikum atukezziban. Siz Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlarsınız? Sayıyoruz. E yalanlayamayız. Peki yalanlayamazsan niçin şükrüne eda etmiyorsun, ifa etmiyorsun? Hangini yalanlayabilirsin? Topraktan verdiği mahsulüm inna Allahu faaligul habbi ve neva. Yeryüzünde toprağın altından ektiğiniz buğdayın, tohumun patlayıp bitki olarak çıkarmasını yapan kimdir? Allah Celle Celaluhu. Hayvanlarınıza işte onların iki damar yarattık. Arasından birinden süt birinden e, idrar akar. Kimdir? Allah. Arıdan balığı çıkar. Kimdir? Allah. Bunlara Cenab-ı Hak anlatmasına gerek var mı? Yok. Ama bizim zihnimizi uyandırmak için ikaz için bazı ayetlerde nida harfleri vardır hani ya ey ey insanlar Allah ey kullarım diyebilir. Ey insanlar bütün insanlığa şamildir Kur'an-ı Kerim. Nida bela gibi hani var mesela kella la uksimu böyle ne var ikaz cümleleri evet. var. Uyarıyor. Biz mesela bir toplantıda bir ders yapıyoruz okulda veya öğretmeniz veya bir şey yaparız. Ne Çocuklar diye bir bir bağırır değil mi? Böyle uyandırır. Arkadaşlar askerimiz bu da bir uyandırma, hatırlatma. Fezekkir fe inne zikra Ey Muhammed sen onlara nasihat et, hatırlat Tez hatırlatmaktır değil mi tezekkür... Hatırlat çünkü onlara fayda verir. Cenab-ı Hak fayda verdiğini söylediği şeyi önce kendi yapıyor zaten. Hatırlatıyor, nimetleri hatırlatıyor. Yerden çıkan mahsulleri işte ölüden Yuhricul الْحَيَّ minel meyiti ve الْمَيِّتَ مِنَ minel hay ve yuhil ba'de Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkartan Allah'tır. Yerleri, gökleri anlatıyor, güneşi anlatıyor, ayarı anlatıyor, yörüngeyi. Niçin anlatıyor? İki sebepten dolayı. Çok sebebi var da iki tanesini söylemek isterim şimdi. Bir, bunların tamamının sahibi, haliki, maliki benim. Bunları sizin emrinize amade kılan, emrinize musahhar kılan benim diyor allah Teala. İki, siz bu nimetleri kazandığınızı elde ettiğinizi sen kendiniz değil vereni hatırlayıp verenin emrine tabi olun. İşte şükür budur. Diyor Mevlana. Şimdi buradan yola çıkarak hocam o size bahsettiğim husus ayet-i kerimeleri Cenab-ı Hak açıklıyor diye şimdi insanlar arasında dahi şöyle bir şey vardır. Mesela biri bir kişiye iyilik yapar. İyilik yapılan kişi öbürüne minnet duyar. Ömür boyu minnet duyar. Ve Devamlı arar sorar işte mesela bir örnek vereyim işte A kişisi B kişisinin hastane masraflarını ödemiştir hocam B kişisi çok hastadır B kişisi ömür boyu A kişisine minnet duyar ve devamlı işte ona teşekkür eder e İşte devamlı teşekkür eder ama yaptığı iyilikten dolayı sadece bir iyilik yapmıştır ama ettiği şükrün haddi hesabı yoktur Hasan hocam şimdi insanlar arasında da bile şu var hocam. Yani yapılan bir iyiliğe karşılıksız kalmıyor insan. Onu hemen teşekkür ediyor, şükrediyor. Ya da ne yapıyor mesela alıp onu ziyaret ediyor. iyileştiği zaman hediyeler alıp götürüyor yanına. işte ona söylediği cümlelerin haddi hesabı yok, latifeli cümleleri vesaire. Yani dolayısıyla burada şunu görüyoruz biz. Hani teşekkür bile hocam bir kula dair yapılan bir şey hani kendisine yapılan iyilik karşısında yapılıyor ve bunun ucu bucağı yok. Ama Allah'ın verdiği nimetlerin de ucu bucağı yok. Evet. Entervüdü nimet Allah'ı la Size verdiğim nimetlerin diyor sayısını sayamazsınız. Hocam evet, söylemeden sizden evet. aklıma şey geldi. Hasta olan bir kişi gidiyor doktora ameliyat oluyor. İşte bir uzvu azası tamir ediliyor bir nevi diyelim ameliyatla o ameliyata giren doktorlara değil mi gazetelerde sayfalarda ameliyatımızı yapan işte baş kimimiz falanca <laughs> doktorumuz filanca cerrahımız filancaya bu konuda yardımcı olan hemşirelerine sağlık ekibine teşekkürler minnetler vesaire ne yaptı işte parmak kırıldı veya işte kol kırıldı ameliyat yaptı tamam eyvallah tabii evet. teşekkür ya onun ağzının gerçeğini verene hiçbir teşekkür yok minnet yok evet yani yani bu açıdan bakacak olursak evet. hocam neler söylersiniz bu açıdan <laughs> Ee, yani o tabii ki e, yani sonuçta yine demin döndüğümüz konuştuğumuz noktaya geliyor olay. Yani kişinin e, bu nimetlerin farkında olup olmaması. Evet. Ee, yani e, mesela ne, neden olur bunu düşünelim. Yani bu e, bildiğimiz bir olay. Bir, bir tanesi dedik ki Cenab-ı Allah yani şeyde Kur'an-ı Kerim'de de ifade ediyor. İnsanın doğasında böyle bir taraf var bir nankör tarafı var. Yani insan bazı şeyleri yokluğunu fark etmeden varlığını anlayamıyor. Ee, bizim yani birçok bir insan bunun farkında olup da e, yani sorduğunuz zaman, konuştuğunuz zaman hiç kimse bu konuştuğumuz şeyleri inkar etmez. Ama neden? Yani neden bu dediğimiz şey oluyor? Yani diyoruz ki efendim evet. Yani işte sizi hocamın o dediği gibi doktora bu kadar teşekkür ediyorsun. Senin küçük bir bedenindeki bir rahatsızlığı gideriyor. Ama bu bedeni veren, sana sağlıklı bir beden veren Cenab-ı Allah'a şükrü ihmal ediyorsun diyorsun. Ee, yani burada tabii bu, bu, bu da bir realite. Ama bunu biz gaflet diyoruz işte. Yani evet. e, ve bu insanın doğasında böyle bir şey var. İnsan unutuyor. Bunun için de mesela e, ne yapılabilir? Mesela yine psikologlar bu konuda da e, mesela diyor ki e, şükrü artırmanın yolu nedir? Bir tanesi e, zaten dinimizin e, e, şey olarak söylediği e, ibadetler. Demin de ben evet. birazcık ifade ettim. İbadetler bize e, bunu hatırlatıyor. E, yani bir şekilde bir amacı bu. Yani bize Şükrü bu, bu, artırmak. Bunu artırmak. Ama mesela e, psikolojik olarak yani biz diyelim ki hocam vaaz ediyor yahut da biz çocuklarımızı yetiştiriyoruz. O e, Çocuklarımızın bu nimetleri anmaları için ne yapabiliriz? Nasıl bir e, yol izleyebiliriz? E, burada da çeşitli e, taktikler e, bize öneriyorlar hocam. Yani ibadetin veya dini ritüellerin, pratiklerin e, haricinde ayrıca mesela e, bu, bu konuda yapılan araştırmalarda, uzmanlar şunları öneriyor. Ben onları say, saymak istiyorum. Mesela diyor ki alışkanlık haline getirdin mesela çocuklarınızı eğitirken bu anlamda sabah kalkma akşam uyuma gibi konularda yani işte nelere sahip olduklarını olmadığı zaman neler olacağını hatırlatarak bir bir alışkanlık oluşturmak bu anlamda şükür alışkanlığı bir tanesi bu bir tanesi günlük tutmak bu herkes için şey yani tamam. o gün ne yaptın? hayır o gün güzel olan şeyler yani o gün kazandığın şükretmen gereken neler yaşadın o günle alakalı bir günlük tutup ve oraya bakarak e, onu hatırlamak. Yani insan hakikaten günlük tutunca hocam böyle farkına varıyor bazı şeylerin. E, bir de e, listesini çıkarmak ara ara zaman zaman yani sahip olduğumuz nimetleri böyle yazmak listesini çıkarmak. Ya yani işte neyimiz var mesela işimiz var, sağlığımız var, ailemiz var, işte çocuklarımız, efendim evimiz, arabamız neyse güvenliğimiz. Bunları böyle tek tek yazıp bunlara sahibiz. İşte Cenab-ı Allah bana bu nimetleri verdi. Vatanımız var. Vatanımız var. Yani He. bunu bunu böyle hatırlamak, listesini yap, yaparak evet. listesinden geçmek. Veya bazen de, de teşekkür mektubu yazdırıyorlar mesela. Yani sizin hayatınızda böyle kayda değer önemli insanlar olmuştur. Mesela ben öyle bir hatırlıyorum ben öğrencilik yıllarımda hocalarım var mesela yani Allah işlerin rast getirsin yaşıyorlar bana çok büyük iyilikleri olmuştur hocam yani zaman zaman işte biz ne diyoruz telefon bayramda arıyoruz falan evet. bu sadece bayramda aramamak lazım ara ara hatırlayıp böyle bir telefon edip hal hatırını sormak silah-i rahim yapmak yani anne babamızın yani annemizi babamıza da biz aslında biraz nankörlük ediyoruz yani onlar birçok şeyimizi bizim dünyaya geliş vesilemiz onları da hatırlamak gerekiyor hediye almak mesela hediyeleşmek yine bu da bir anlamda bir şükrün ifadesidir Tabii benim bu anlattıklarım hocam daha çok insanlar arasında hı hı. ama benim tezim de şudur hocam eğer biz insanlar arasındaki ilişkilerde bu şeyi biraz güçlendirebilirsek yani bu şükür duygusunu oluşturabilirsek insanlar cenab-ı karşı da şükrünü ifade edeceklerdir. Hatırlayacaklar. Hadis-i şerif var hocam insanlara evet. teşekkür etmesini bilmeyen, evet. teşekkür edemeyen Allah'a şükredemez. Edemez. Hadis-i evet. şerif. Çünkü çok daha somut bir şey var. Orada direktmen görüyorsunuz falan evet. karşılıklı. Yani orada yani bunu bu pratiği yaptırarak yani bu şükür duygusunu güçlendirmek. bir de mesela birkaç tane daha vardı. tefekkür etmek mesela. Hmm. Yani bu. Yani tefekkür etmek, durup hakikaten düşünmek. Yani mesela bu tefekkür ederken de mesela yani benim bugün demin siz bunu yaptınız mesela depremle ilgili konuşurken ve az önce işte Covid ile ilgili konuşurken yani o bir tefekkürdür yani maskeyli bir durumumuz vardı. Şimdi bak böyleyiz. Yani bunu da yaşadık veya depremdeki insanları düşünelim. Onların şu an bir evi yok. Sıcak odası yok sıcak yemeği olmuyor mesela. Ama biz burada arabamız var, evimiz var, kılık kıyafetimiz var. Onlar, bazen o insanlar hijyen malzemelerine, bir temizlik, e, tuvalet kağıdına bile ihtiyaç duyuyorlar. Yani evet. yani bunlar olmadığını düşünelim. Hadi elimiz, ayağımız sağlam mesela. Yani bir bir parmağının olmadığını düşün. Yani bu nimetlerin bir eksikliğini düşünün, tefekkür edip e, onun varlığının, o nimetin kıymetini belki bu şekilde anlayabiliriz. Cenab-ı Hak zaten <laughs> ikaz buyuruyor ya. <laughs> La te evet. tetefekkürün. Umulursuz ki tefekkür edersiniz. Evet. Ee, mesela diğer bir konu aileye yakın olmak bir, bir tanesi de. Yani o aile bağlarını güçlü e, tutmak. Canlı tutmak. Sıla-i Rahim tutmak. dediğimiz. Evet Sıla-i mevzusu. Bir de mesela basit pratikler mesela çocuğunuza veya işte size ya eşler için söylüyorlar genelde. Yani bugün işte demin bahsettim yemek konusu. Ya işte ona teşekkür etmek. Yani onu veya bir not yazıp bırakmak. Yani bu gibi pratiklerle bunu bir anlamda canlı tutmayı öneriyorlar psikologlar, uzmanlar. Evet hocam. Hocam buyur. o ifade buyurduğunuz hususla alakalı evet. özellikle tefekkür konusuyla ilgili evet. şuna gelmek istiyorum. Şimdi dedik ki az önce siz dediniz hani Sende var, bende niye yok diye nankörlü evet. nankörlüğe götüren hususlardan bir efendimiz Aleyhisselatü vesselam yine buyuruyor ki biriniz hani kendinden üstün birini gördüğünde hemen kendinden aşağıda bir olan şeye birine baksın. baksın. Tabii. Hani yine bahsettiniz. dediniz ki yani her şeyi geçtik bir kere sağlıklıyım. E, sağlıklı olmayan insanlar var. Evet. Dolayısıyla hani şu an sahip olduğumuz imkanlara şükretmemiz Ve gerekiyor. Ve bu ruhsal anlamda yani bu beyinde olumlu bir e, aktivasyon yaratıyor. O dediğimiz o beynin bazı bölgelerine gerçekten bu yani bunu yapmadığınız zaman hayatınız stres içerisinde kortizon seviyesi yükseliyor, stres seviyesi yükseliyor. Yani sürekli o gerginlik yani ben neden yani o olumsuza yoğunlaştığınız zaman gerçekten o olumsuzluk diğer olumsuzları tetikliyor. Evet. Ama olumluya yöneldiğiniz zaman bu defa o iç huzuru sağladığınız zaman diğer konulara biraz daha olumlu yaklaşıyorsunuz. Biraz daha hayatınız kolaylaşıyor ve yaşadığınız sıkıntıyı daha iyi yönetebiliyorsunuz. Zaten büyüklerimize evet. böyle şükür ehli olan büyüklerimiz hocam. Evet. Onların haline baktığımız zaman naif ve sakin insanlardır. Evladım evet. buna da şükür. Hani her her halimize elhamdülillah. Ben şükür et şükür etmek hani olumsuzluklara teslim olmak da değil. Böyle de anlaşılmasın. Yani işte bu bu tarafa da çekenler oluyor bazen. Evet, yani doğru işte e, efendim yani biz işte işimiz yok buna şükür mü edeceğiz falan. Hayır. Yani o durumu aktif bir şükürden bahsediyorum ve aktif bir dayanma, katlanma gücü veriyor şükür size. Yani bu katlanmak demek bu işin böyle olmasına razı olmak anlamına gelmiyor. Ama durum budur. Buna katlanabilirsin ve daha iyisine doğru yürüyebilme cesareti ve enerjisi sağlarsın, kazanırsın. Ama olumsuza yöneldiğin zaman zaten enerjiyi orada tüketiyorsun. Şimdi psikoloji bir takım teoriler var. Yani bu, bu evet. tür şeyler enerjiyle alakalı. İnsan enerjisiyle alakalıdır. Bazı şeyler siz enerjiyi gereksiz yerde sonuç elde edemeyeceğiniz olumsuzlukları harcadığınız zaman olumlu davranışlar için yoruluyorsunuz. Enerjiniz tükeniyor ve yapamıyorsunuz ve bu sizi bir bütün olarak yıpratıyor, aşağı çekiyor. Evet. Enerjinizi düşürüyor. Ve aradan önce bahsettiğiniz gibi bu evet. sar bedensel sıkıntılar da ortaya çıkıyor. Evet. İşte siz dediniz ki aradan önce ekranlarını yeni açan seyircilerimiz için de tekrar olsun. Yani evet. şükretmenin beyinde bazı bölgeleri çalıştırıyor ve bunların çalışması demek fiziksel <laughs> anlamda kişinin iyileşmesini de sağlıyor. Yani bilenler için söyleyeyim yani yeni evet. soranlar için söyleyelim. Hipokampus ve amigdala denen kısmı aktif ettiğini ve bu kısmının da beynin bu bölgesinin de insanın fizyolojik <laughs> davranışlarını kontrol özellikle uykuyu düzenlediğini mesela bunu. Hı hı. E, demin dedim ki yani önce söyledim uyku düzenlendiği zaman birçok problem bütün hayat düzenlenmiş Düzenleniyor oluyor. Birçok psikolog veya doktor da bunu diyor ki, ya, yani gittiğiniz zaman bir sıkıntıyla birkaç şey soruyorlar size. Diyorlar ki, bir uyku düzenin nasıl, yeme düzenin nasıl, Besleme düzeni, uyku düzeni, bir de işin var mı yok mu, İlişkilerin, arkadaşın, eşin, dostun var mı. Bu üç konuda iyiyseniz siz iyisiniz. Evet Ama bunların birisine bir eksik ve kusur varsa o bütün sistemi olumsuz etkiliyor. Hatta hocam sağlık sorunu olanların da mesela evet. iyileşme anlamında daha böyle şükür bilinci oturmuş kişiler belki daha hızlı bir şekilde evet, iyileşiyorlardır. Evet öyle. Daha hızlı iyileşiyor. Çünkü bir hastanın en çok ihtiyaç duyduğu nedir? Moral motivasyon. Moral motivasyon. Zaten yakınları da onu ona moral vermek için hastaneye gider ve ziyaret ederler. Evet. İşte bak iyileşeceksin, bu süreçler geçecek vesaire denir. Hani bütün mevzu buradadır. E, dolayısıyla o kişi de moral, doğru moral ve motivasyonu sağladığı takdirde. İşte şükür bilinciyle bunu sağladığı takdirde zaten ne olacak? Bu sefer hastalık süreci de hızlı bir şekilde sona erecek, sağlığına i̇şte, işte çalışacaktır. O, o şükür bilincini kazanmak önemli. Yani onu da evet. demin anlattığım şekilde, daha küçükten itibaren küçük pratiklerle ibadet başta olmak üzere dini pratikler başta olmak üzere onunla da insan ilişkilerde de işte hediyedir, nottur, notlar tutmaktır falan bu gibi şeylerle o birinci kazanıyoruz. Ee, özellikle ibadetler konusunu biraz daha açalım istiyorum hocam. Şimdi evet, hocam. 20 dakikamız var çünkü ezan-ı evet. Burada da efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yine bir hadis-i şerifi geldi aklıma. Şimdi geceleri efendimiz namaz kılarmış. Yani uzun uzun namaz evet. kılarmış. Ayakları şişene kadar namaz kılarmış. Hatta ağlarmış hüngür. Yani oradaki mübarek gözyaşları artık ısıtırmış vücudunu. Ve Hazreti Ayşe annemiz de sorar yani ya Resulallah hani sen bir peygambersin niye bu kadar çok ibadet ediyorsun diye. Cemal Hocam cevap çok manidar. Efendim Efela <laughs> abden şekura. <laughs> evet. Rabbime evet. Şükreden, şükreden bir kul olayım. olmayayım mı? İşte buradan da mesela ibadet ve şükür arasındaki bağlantıyı kuracak olursak hocam nasıl bir e, sonuca varız? Zaten e, allah Teala'nın vermiş olduğu her şeye razı olmak nimetlerden istifade edildiği müddetçe Allahu Teala'ya isyan etmemek eldeki nimeti yok olmaktan kurtardığı gibi hem de yeni nimetlere kavuşturur. Zaten şükrün bir manası da Allah'a kulluk etmek demektir. Evet. Değil mi? Şimdi hocamın birkaç cümlesinden bazı şeyler geldi aklıma. Zaten tasavvur ediyordum. Şimdi büyükleri ziyaret. Şükrün veya nankörlüğün birbirine bağlantılı. Bakın şükürsüzlük nankörlük. Ayrıca kıskançlığı da meydana getirir. Evet. Felak suresinin Kul a'udhu bi rabbil felak min ma halak ve min şerri gasikin iza ve min şerri nefasatin ve hased. Kıskançlık bazı ulema kıskançlığı küfür sebebi sayarlar. Niçin? Nankörlük. Yani nedir kıskançlık? Hasan Hoca'ya verdin de bana niye vermedin? Hasan Basri'nin var da benim niye yok? Değil mi? Kıskançlık bu. Veyahut evet. onun yaptığı işi evet. ben niye yapamıyorum? O niye yapabiliyor? O niye yükseliyor? Peki o imkanı ona veren kimdir? Allah'tır. Allah Demek ki Allah'ın tayinini, takdirini beğenmiyorsun diye mütalaa ederler kıskançlığı. Nankörlük şeytanın sıfatıdır. Allah'ın vermiş olduğu o kadar nimeti umursamamazlık dedi ya bildiği halde gördüğü halde onu umursamamazlık. O kadar nimetlik esnasında Adem Aleyhisselam'ın kıskanması o kıskançlık onu nankörlüğe o kadar nimetin şükrünü unutup nankörlüğe dalmasına sebep olmuştur. Kıskançlık başka şeyler de vesile olur insanda. Mesela bir menkıbe bir kısa anlatırlar. padişah gemide giderken askeriyle vesaire kız da ailesi de yanında. Kızı denize düşmüş. Tabii o gün şartlarda işte can simidi bilmem şu falan yok. Askerlerden bir tanesi atlamış denize. Kızı kurtarmış çıkarmış yukarıya. Hemen tabi padişah çok sevinmiş. Demiş ki sevincinden. Hani hadis-i şerifte var ya ben senin Rabbin sen benim evet. kulumsun diyen Arap bedevi gibi. Demiş ki oğlum bana demiş büyük bir iyilikte bulundun demiş. Kızımı kurtardın demiş. Dile benden ne dilersen demiş. Sana ne verirsem komşuna iki mislisini vereceğim demiş. <laughs> Heyecandan öyle demiş. <laughs> Sana ne verirsem komşuna iki mislisini vereceğim demiş. Düşünmüş ki bir at isteyeyim. Laklan demiş olmaz komşuya iki tane verecek. Şimdi kıskançlık devreye girdi. <gülüyor> <gülüyor> E demiş bir tane işte kayık istesem yok komşu iki tane verecek. E bir tarla istesem komşu iki tane verecek. Lan ne istese e, komşu iki tane veriyor. Bu sefer demiş ki padişahım sen benim bir tane gözümü çıkartır mısın yahu demiş. Hani <laughs> komşunun iki gözünü çıkarsın. Şimdi e, tabi bu nankörlük, kıskançlık, evet. şükürsüzlük bunların hepsi çeşitli bizim hayatımızın çeşitli yönlerine sirayet edebiliyor. Bazen büyüklere, Mesela hocaları, büyükleri, anne babalarımızı ziyaret diyor ya. Bir e, 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 üstad diyor ki sağlığında nice ehli hünerin bir tutam tuz bile yoktur aşına. Öldürürler evvel anı açlıktan sonra bir türbe dikerler başına. <laughs> yani evet. bu anne baba için de geçerli. Ehli hüner yani alim, ulema, büyük, değerli zatların sağlığında kıymeti bilinmez. Bir yere gelse bir kaşık hani yapmak tuz atmazlar ama öldükten sonra türbe dikerler. Allamedir falan filandır. Anne baba içinde böyle. Hocam söyledi çok güzel bir konu. Anne babaya karşı da biz bazen nankörlük yapıyoruz. Yani anne babayı Cenab-ı Hak birçok ayette İsra suresinde özellikle la illa ve bil valideyni ihsana. Allah'tan sonra itaat edilecek olanların haşa ve kellane, peygamberi devre dışı bırakmak değil anne babaya iyilik etmekte evet. Allah hükmetti diyor. Hükmetti. Şimdi böyle bir anne babanın sağlığındayken bayramda 10 gün bayram tatili şimdi ne olur belki hemen arıyor telefonla. Alo anne baba işte 3 gün tatil bayramdı. 5 günde de bizde ne oldu? 10 gün oldu. Biz de fırsat bulduk falan ya da agaç yüz bahçe falan filan. <laughs> Yok. Sonra öldükten sonra Ferhat Uğur. duyan duyarlar dinlerler. Birçok insana rast gelmişizdir. Siz de rast gelmişsinizdir. Kavga etmiş iki kardeş, iki erkek kardeş. Küs, ne mezarı cenazeme ne cenazene diyor. Tabi anne baba küs olunca çocuklar da görüşmüyorlar birbirleriyle. Bizzat evet. cenazesini kaldırdığım şahıs için söylüyorum. anne. Mezarın başında ağlıyorlar, amcamızın yüzünü görelim. İşte Niye dedim, ya gerek yok açmaya. Ben 25 yıldır amcamın yüzünü görmedim şimdi göreyim. Ya 25 yıldır sağlığında görmediğin amcanın yüzünü öldüğü zaman görsen ne olur görmesen ne olur. Bayram olmuş uğramamışsın. Seyran olmuş uğramamışsın. O olmuş uğramamışsın. ya yani öldüğü zaman gelmişsin yüzünü göreyim. Gö şimdi bu değil ki. Hocam onu ifade etti. Yani. Evet evet. Bu manada da bir nankörlük var bizde. Eskiden mümkün müydü bir bayramda yani bu örf olarak dini vecib olarak bir tarafa örf olarak evvela anne babalar eğer yaşamıyorlarsa mezarı, ondan sonra amcalar, halalar, dayılar, teyzeler değil mi? Efendim? Hocalar. Ben ilkokula giderdim. Allah selamet versin yaşıyor mu bilmiyorum. Hatice Gül diye bir öğretmenimiz vardı. İlkokulda öğretmenimiz yaptı. Hala ismini unutmam. Eşinin ismi Mahmut Gül. Hala unutmam. İyiliğini görmüştüm hocam dediği gibi. Bize çok ilgilenmiştir ilkokulda. Biz onu bayramda gider ziyaret ederdik. İmam Hatip Okulu'nda matematik hocamız vardı. Çok iyiliğini görmüşüzdür. Bayan, Süheyla Özbey diye Yaşıyor mu? Duyuyorsa bizi inşallah arası memnun oluruz. Çoğunu bu, buluyoruz. E, te, e, tefsir okutan hocamız vardı. E, diğeri ya, hadis okutan hocamız var. E, başka türlü derslerde ilahiyatta olsun. Biraz önce hocamla konuştuk. Ziyaret ediyoruz. Bazen buluşuyoruz. Eksimiz de oluyor. Eksimiz de oluyor. Ama şu var. Dünyada iken sağlıklarında iken kıymetlerini bilip her nimetin kıymetini bildiğimiz gibi. Büyüklerimizin bize yol gösteren, istikamet çizen, bize faydalı işleri anlatan, bir takım ilime, bilime, bir takım meselelere hakim olmamızı sağlayan büyüklerimiz, hocalarımız ama en önemlisi varlığımızın vesilesi olan anne babalarımızı mutlaka ve mutlaka sağlıklarındayken çok ama çok ziyaret etmek, onların hizmetlerine kusur etmemek lazım. Şimdi şükür deyince tabii sade başka türlü evet. anlatılıyor ama tek kelimesi bu. Allah'ın razı olduğu her işi yapmak şükürdür. Bu evlilik olsun, ticaret olsun, siyaset olsun, tababet olsun, beşeri münasebet ne olursa olsun. Bu işte Allah razıysa yaptığım işte Allah kabul ediyorsa iki cümleyle helal kısmına giriyorsa veyahut haram kısmından çıkıyorsa yaptığım işte helalı gözetiyor, haramı gözetiyorsak işte bu Allah'a şükürdür. Eğer gözetmiyorsak bana göre bence deyip de kafamıza göre takılıyorsak o zaman bu nankörlüktür. Bakın sağlıkla alakalı hani evet. konu çok geniş. Mevla Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Lokman suresinde. Lokman doktorların, değil mi? Hekimlerin başı olarak kabul edilen ve la el hikmete en Biz Lokman'a yani doktora bir hikmet verdik. Niçin? Şükredesiniz diye. Allah ellerine düşürmesin ama onlardan da eksikliğini de vermesin. Değil mi? Yani hani hastalık evet. da. E şimdi ee, i̇nsanı düşünebiliyor musunuz? Bir baş ağrısı kıyamet koparıyor yani ağrıyor. Ama bir hap doktor diyor ki bu senin işte baş ağrın kulağından geliyor veya migrenden geliyor şuradan. Ona göre elhamdülillah diyorsun geçiyor. Şayet siz ve men yeşkur fe innema yeşgurli nefsi. Bize şunu unutmayın. Asıl buraya söylemek istiyorum. Allah buyuruyor ki siz eğer şükrederseniz kendi nefsiniz için şükretmiş olursunuz. Yoksa Allah'ın sizin şükrünüze de nankörlünüze ihtiyacı Biter. yok. yok ve men inna Allah hamid. Siz şükrederseniz de kendinizi diz. Hani her e, akşam yatsı namazından sonra okuduğumuz leha kesebet ve aleyha mektesebet diyoruz ya. Yaptığınız her sizin sizin ya lehinizedir ya aleyhinizedir. Şükreden kul olursan senin lehine Allah seni sever. Ahirette ona göre muamele görürsün. Nankör olursan o zaman Allah'ın gazabına, onun buğzuna düçar olursun. Ahirette de ona göre karşılık görürsün. Mevla Teala bize vermiş olduğu her türlü nimete, imkana gerçek manada şükretmeyi nasip eylesin inşallah. Ağabeyim, hocam. Bu hocamın dediği yerden bu bence güzel bir nokta tekrar şeye geliyor. Kendi nefsini şükretmek ne demek? Yani işte bu anlattığımız olaylar. Evet. Yani o ben yani kendi nefsi şükrediyorsun. Bunun demek senin nefsine faydası var demek istiyor Cenab-ı Allah. Ya, bu şükrün senin nefsine bir faydası var. Nedir o faydalarını ben Tekrar başa alayım. Evet, Bir lütfen. fizyolojik bedensel faydaları onlar anlattık. İki psikolojik ruhsal faydaları. işte yaşam memnuniyetini, hayat memnuniyetini artırıyor, farkındalığımızı artırıyor, huzuru ve mutluluğu artırıyor. Bunlar hepsi çalışmalarla ortaya konmuş. Üçüncü boyutu da sosyal ilişkilerimize faydası var. Yani. Sadece bedensel ve ruhsal sağlığımızı olumlu etkilemiyor. Aynı zamanda sosyal ilişkilerimiz de olumlu etkiliyor. Bu şükür duygusu yani nefsimize faydası varın bir nevi tefsiri gibi oluyor zaten bu iş. Mesela ne ne oluyor sosyal faydaları? Mesela şükrettiğiniz zaman daha sağlıklı ilişkiler kurabiliyorsunuz başka insanlarla. İlişkileriniz daha sağlam oluyor. Daha güçleniyor. güçleniyor daha sağlıklı iletişim kuruyorsunuz. İletişim imkanlarımız da olumlu gelişiyor bu şükür duygusuyla. Yani siz işte şey düşünün yani eşler arasını düşünün yahut da patron işte Muamelesi. muamelesini düşünün. Yani karşılıklı bir takdir etme. Yani sizin size çalışan birisi işini yaptığı zaman ona yani parasını alıyor diye yani öyle bırakmamak gerekiyor. Mesela hani teşekkür etmek yani onda bir memnuniyet oluşturuyor. Sizde bir memnuniyet oluşturuyor ve o işin verimini artırıyor. Evet. Yani mesela ben bazen hocam e, aklıma geldiği zaman her zaman olmuyor bu ama diyelim ki e, dolmuşa biniyorum yahut da şehir <laughs> arası seyahatte otobüse biniyorum falan. E, parasını verip gidip geliyoruz ama çoğu kişi hiç öyle, sessiz sesin inip yürüyor gidiyor. Ben kaptana mutlaka teşekkür ediyorum. Evet. Yani e, gittiğim zaman yani bu aklıma gelirse mutlaka teşekkür ediyorum. Ama bazen bir acelemiz oluyor, unutuyoruz falan ama orada ya o o işi o insan yapıyor. Ama sadece o para için para yetmez yani. Bence evet. o, o iş doyumu, iş memnuniyeti, iş güvenliği açısından bunları söylemek lazım, ifade takdir etmek lazım. Çalışanını takdir etmek lazım, eşlerimizi takdir etmek lazım. Yaptığı işlerden dolayı bu da o işte ilişkiyi güçlendiriyor. Sosyal olarak böyle bir faydası var. Başka daha iyi ilişki dedik, daha iyi bir iletişim dedik. Empati kurmamız da en, en önemlisi hocam. Yani birçok problemimizin arkasında empati kuramamak var. Birçok bir sosyal ilişkinin, ilişkilerimizin problemli olmasının arkasında bencil olmamız, narsist olmamız empati kuramamaktır. Yani evet. ben kendimi hani hani hadis-i şerifte geçiyor ya siz size yapılması istemediğinizi başkasına yapmayın. Ee, yani bir mümin kendisine yapılması istemediğini bir karı için Evet. Kendisine Kendisi ne istiyorsa için istediğini kardeş kardeş mümin olamazsınız. E yani hı. bu, bu mealen evet. E, aynı şey bu empati demektir. Yani biz de empatik kurabilirsek yani ben kendimi senin yerine sen kendini benim yerime koyabilirsen birçok problemi aslında çözmüş oluyoruz. Burada da yani bu şükür duygusu empatiyi güçlendiriyor. Hı böyle olunca da sosyal ilişkilere olumlu yansıyor. sosyal bağları güçlendiriyor. Grup içinde mesela yani şey olarak düşündüğümüz zaman da diyelim ki bunu biraz daha farklı boyutta psikologlar işi biraz daha pragmatik düşünüyorlar. yani sevilir sevilir bir insan haline geliyorsunuz hocam. Sevilen bir insan haline geliyorsunuz. Yani hani bunu ifade ettiğiniz zaman, takdir ettiğiniz zaman, insanların yaptıkları işleri, becerileri, e, teşekkür ettiği insanlar sizi seviyor. Yani olumlu bir dönüş de alıyorsunuz. Yani bu, tabi yani bu bir dünyevi bir kazanç ama bu sonuçta sosyal ilişkileri güçlendiren bir şey. Ee, yöneticiler mesela çalışanların desteklediği zaman, takdir ettikleri zaman, teşekkür ettiği, şükür ifade ettiği zaman onlardan da verimliliğin artı Bununla ilgili çok araştırma var. Yani bu. E, Psikolojide endüstri psikolojisinde bu anlamda yapılan çalışmalarda da yöneticiler çalışanlarını takdir ettikleri zaman her zaman böyle bayağı güzel verim iş veriminin arttığını görmüşler. Yani biraz o taraflara da işin ucu gidiyor. Evet hocam ben birkaç şeyde vaktimiz kalmadı herhalde varsa. Evet hocam vaktimiz şu an son 6 dakikamız var hocam. Ha, bir şey daha söylemek Hadi. istiyorum. Burada bir şey vardı ben onu not almıştım. Ee, Hocam e, siz notunuzu ararken az evet. önce söylediğiniz hususla ilgili olarak şimdi insanlara teşekkür etmeyen Allah'a şükredemez. Evet. Hadis-i şerifini zikrettim. Şöyle şimdi beşeri ilişkilerde de yani o teşekküre dilimizi alıştırmamız lazım. Heh. Hani tabiri caizse diyoruz ya dilimize pelesenk olması bir nevi pelesenk olması lazım o teşekkürün. Ya yani bu bizden bir şey götürmez çünkü. Aksine bize kazandırır. Karşı tarafımızdaki insana da kazandırır. Ve bu da aynı zamanda bizi neye ulaştırıyor? İşte Rabbimize karşı şükretmeye ulaştırıyor. Evet. İşte tam da o noktaya. Onu iyi oldu. Teşekkür ederim. <laughs> Şimdi bu, şük bu psikologların yaptığı çalışmalardan bulduğum bir şey de şükretmenin üç aşamasından bahsediyorlar. İlk aşamasında farkındalık. Yani bir kere sizin say kişi sahip olduğu nimetleri fark edecek. Farkında olacak. İkinci aş aşamada eee e se vefa göstermek, kadir kıymet bilmek. Hmm. Bu defa yani sizin, yani siz kendi şeyinizi farkındasınız. Bu daha çok kişiyle işte yaratıcı arasında, Cenab-ı Allah arasındaki o nimetleri farkına varmak. Üçün ikinci aşamada siz etrafınızdaki insanların, ailenizin, işte sahip olduklarınızın, arkadaşınızın, yeteneklerinizin kadir kıymetini bilmek. Yani her insanı değerli görmek, etrafınızdaki insanları değerli görmek ve kadir kıymet bilmek. Üçüncü aşamasını diyor Şükretmeyi hayat felsefesi haline getirmek gerekiyor. Evet. Yani işte o dediğiniz nokta buraya geliyor. <laughs> bir şükretmeyi hayat felsefesi haline getirdiğiniz zaman artık o bir e, nasıl diyelim daha üst bir seviye, üçüncü aşama olarak görüyorlar. Ve yani bu dediğimiz bu olumlu şeyler aslında onu hayat felsefesini şükretmeyi hayat felsefesi haline getirdiğiniz zaman gerçekleşiyor hocam. Evet yani burada da işte az önce belirttiğim husus hocam evet. dilimizi alıştırmamız lazım. Dilimizi alıştırmamız Bu kadar basit çok zor bir şey değil hocam. Teşekkür ederim. Biri bir iyilik yaptığı zaman teşekkür Bu herkes için ailedeki her şey. Çocuğu bir şey mi getiriyor tuttu içeriden gitti dedi ki evladım oğlum bana bir su getirir misin? Getirdi evet. teşekkür ederim oğlum. Eşi getirdi teşekkür ederim hanım. İşte yemek yaptı teşekkür Hı. ederim Hı. hanım. Ya da anne babası bir iyilik yaptı. Aynı şekilde teşekkür ederim. Çünkü bizim zaten bir kere hocam biz sosyal insanoğlu sosyal bir varlıktır. Ve sosyal ilişkilerimizden de mesulüz, sorumluyuz. Çünkü bu sosyal ilişkilerimiz bizi Allah'la olan münasebetimize götürecektir. Ya da Allah'la olan münasebetimize bir eksiklik sağlayacaktır. Bu sosyal ilişkilerimiz eksikse eğer. Çünkü bunlar birbiriyle bağlantılı işlerdir. Yani Allah'la kişinin münasebeti nasılsa ne kadar sağlamsa sosyal ilişkileri de o kadar sağlam oluyor. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın emirlerinden bu. Hani ayrı bir durum değil yani ayrı olarak değerlendirmiyoruz bunu. Hani ya ben çok güzel bir insanım kalbim çok temiz işte hocama çok iyi davranıyorum eşime çok iyi davranıyorum şuna davranıyorum bunu yapıyorum. Ama gelip baktığımızda kulluk vazifeni yerine getirmiyorsun. Cenab-ı Hak'ta olan münasebetinde bir sıkıntı var. İşte mesele böyle değil. Eğer ki bir sıkıntı varsa o zaman onu düzeltmen lazım. Onarman lazım bunu. Çünkü ikisi de birbirinden bağlantılı, birbiriyle bağlantılı. Ayrı, ayrı bir durum değil söz konusu. Hocam Ezan-ı Muhammediye son iki buçuk dakikamız var. Cemal Hocam sizden de bir dua istirham ediyoruz. Ben seyircilerimize veda edeyim. Ondan sonra sizin duanıza Ezan-ı Muhammediye'ye gidelim. Ezan-ı Muhammediye'yi duyana, duyana kadar bir dua istiyoruz hocam sizden. İnşallah. Ee, Allah razı olsun hocam. Ağzınıza sağlık. Teşrif ettiniz. Bizi kırmadınız. Hasan hocam Allah razı olsun. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ediyorum hocam sizlere bu arada. <laughs> Çok sağ olun. Kıymetli evet. seyircilerimiz bir sahur sevinci programımızın daha sonuna geldik. Efendim şimdi Cemal Vanlıoğlu hocamızın o güzel güzel duası canı gönülden amin diyelim. Sürçü lisan ettiysek affola programımızı kemale edip seyretmeniz için siz değerli seyircilerimize de teşekkür ediyoruz. Şimdi Cemal hocamızın duasına canı gönülden amin, amin. 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 Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vel aqibetu lil muttaqin. ve selamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya ilahel alemin ve ya hayran nasirin. Tutmuş olduğumuz oruçlarımızı kabul eyle. Amin. Yapmış olduğumuz her türlü ibadet ve taatımızı kabul eyle. Amin. İlahi ya Rabb bizlere razı olduğun yollarda bulunmayı nasip eyle. Amin. Razı olduğun kişilerle hem dünyada hem de ahirette beraber olmayı nasip eyle. Amin. İlahi ya Rabb Vermiş olduğun bütün nimetlere hakkıyla şükreden kul olmayı bizlere nasip eyle. Sadece dilimizle değil, amellerimizle, ibadetlerimizle, sana karşı olacak olan her türlü ahvalimizle, hakiki şakir kullardan, şükreden kullardan olmayı bizlere nasip eyle. Amin. İlahi Ya vatanımıza, milletimize, ülkemize, İslam milletine her türlü hayırları nasip eyle. Amin. Ya Rabbi şerlerden cümlemizi muhafaza eyle. Amin. Görünür görünmez kazalardan, belalardan, elemlerden, kederlerden, ezici, üzücü hal ve hadiselerden bizleri ve bütün İslam coğrafyasını muhafaza eyle. Amin. İlahi Ya Rab neslimizi ve nefsimizi hayır ile eyle. Amin. Neslimizi de hayırlı eyle. Amin. Ya Rabbi bizleri ve evlatlarımızı ehli iman eyle. Amin. Ehli İslam eyle. Amin. Ehli Kur'an eyle. Amin. Ehli kıble eyle. Amin. Ehli istikamet eyle. Amin. Ehli merhamet eyle. Ehli Amin. muhabbet eyle ve Amin. ehli Muhammed eyle ya Rabbi. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ölünceye kadar Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın göstermiş olduğu Kur'an ve sünnet yolundan bizi ve neslimizi ayırma ya Rabbi. Amin. Allah'ım nankörlükten, cimrilikten, kıskançlıktan her türlü kötü sıfatlardan bizleri muhafaza eyle. Amin. Senin razı olduğun gibi Allah Resulü Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hoşnut olduğu gibi, kullardan olmayı bizlere nasip eyle. Amin. Dualarımızı Kabe'de, Arafat'ta, Müzdelife'de, Mina'da ve Huzur Resulullah'ta yapılıp kabul olan dualara ilhak ile müstecab eyle. Amin. Ve bu münasebetle hasta kullara şifa, dertli kullara deva, borçlu kullara edalar ikram eyle. Ramazan-ı Şerif'i hakkıyla değerlendirmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Amin. بنتي جلسنلرنا رمضان الشريفن، الله واصلي يا ربي، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله. أشهد ان أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الصلاه gecenin ve şu sahur vaktinin Rabbi olan Allah'ımız bizi iftara ulaştırırken günahlarımızdan arınmış olarak orucumuzu açmayı nasip eyle. Oruç tutmayı korunmamız olarak tanımlıyorsun. Oruçla hem maddi hem manevi olarak bizi koru Allah'ım. Ya Rabbi, ellerimizi açtık sana dua ediyoruz, yalvarıyoruz, yakarıyoruz. Dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Bana dua edin dualarınızı kabul edeyim buyuruyorsun. Ya Rab, her türlü müracaatımızı, her türlü isteklerimizi kabul eyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi Allah'ım, her şeyi kuşatan, her şeyi içine alan o geniş rahmetinle beni bağışlamanı diliyor ve benim günahlarımı, hata ve kusurlarımı affetmeni istiyorum. Allah'ım senden kalbimle birleşen bir iman istiyorum ve birlikteliğinde ancak bana yazdığın şeylere kanaat getirebileceğim bir yakin istiyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi hayatımda bana kısmet ettiğin şeylere beni razı kıl. Ey mağfireti bol Allah'ım senden imdat diliyor ve sana sığınıyoruz. Hayatımızda yaşadığımız sıkıntı ve zorlukları bu mübarek saatler hürmetine kolaylaştır. İmdadımıza yetiş. Devletimizi, milletimizi ve bütün Müslümanları her türlü afetlerden, belalardan, musibetlerden koru ve bizi emin eyle. Ya Rabbi, hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva, borçlularımıza edalar nasibeyle Allah'ım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sana nasıl dua etmişse öyle dua ediyoruz. Dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Amin.